Kilim. Nexus. Hoş geldin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kimler buradalar? Alalım bakalım. Işık nasıl? Birazcık daha iyi mi bugün? Nexus, ışık nasıl? Işığı birazcık masayı öne çektim. Anti, hoş geldin. Selamlar herkese. Işık nasıl bugün? Birazcık masayı öne çektim. Işık sanki daha iyi gibi geldi bana. Diğer yayınlara göre. Ben loş ortamı seviyorum. Güzel diyor Nexus. Hoş geldiniz o zaman. Eyvallah. Daha edebi duruyor. Eyvallah. Birazcık sesi kısalım. Bugün arkadaşlar şehir efsanelerinden bahsedeceğiz. Şehirlerin efsanelerinden bahsedeceğiz. Saat de iyiymiş. Façan yansın. Benim değil ya arkadaşın. Kadir var arkadaş. O geldi. Bugün ben de dedim takayım madem saatini. Tabletini de önüme aldım. Bugün teknolojik bir yayın yapacağız yani. Bugün dünya nimetlerinden faydalandığımız bir yayın olacak. Kadir sağ olsun. Burada oturuyor, kitap okuyor. Andrecin. İlçelerde var. Filmi bile çevrildi. Nexus. Gel şeye. Discord'da anlatırsın sen de yayının ilerleyen dakikalarında, saatlerinde. Neyi anlatmayasın? Hasan Baba. Hah, bize de tam bu babalar lazım. Babalar, dedeler lazım bize de tam. Yok yahu diyor. Olmadı. İnternetten bakacağız artık seninkilere. Şimdiye kadar yere çubuk sokup gölgeye bakıyorduk. Evet evet, bugün medeniyete kavuştuk. Bugün medeniyete kavuştuk anti. Bu arada Reva Şirinay abone olmuş. Dün gece zorla abone ettik kendisini. Prime'la abone olmuş. Teşekkür ederiz ona. 11. abonemiz kendisi. Bize de 1 dolar aktı oradan. Geldi. Bakalım duyuru geçmemiş. Ben bir duyuru geçeyim. Discord'da da yazdım. Hasan Baba çarşısı var, o güzeldir. Bak tam sizin kafada başka Hasan Baba oldu. Hasan Baba oldu birkaç kere anlattık şeyde, Nexus yayında. Bir daha şey yapmayalım. Ama Hasan Baba çarşısına bakarız. Bakalım millete, şimdi Discord'a yazdım. Millet gelsin bir yavaş yavaş. Şu an iki kişiyiz sadece. Millet bir yavaş yavaş gelsin, sonra başlayalım. Müzik rahatsız ediyor mu? Ses ne durumda? Hah, duyuru da geldi zaten. Hasan Baba çarşısına bakarız. Ayak dedesi var. Yürümeyen çocukları götürürler. Biri benimdir. Aa bak, bunu buna bakayım şeyden ben yine. İnternetten dur. Müzik iyi. Tamam o zaman. Yatırmış kendisi. Bakıyorum şimdi. Geç ya da zamanında yürüyemeyen çocuklar götürülür. Zamanında yürüyemeyen çocuklar bir taş, çocuklar için bir taş alınıp yatıra konulur. Yatırın etrafında 3 veya muhtelif defalar dönülür. Yatırlar cumartesi günü ziyaret edilir. Hasan Baba'nın şeyhidir. Arkadaşlar Hasan Baba'nın şeyhiymiş. Yürüyemeyen çocuklar için burada şey var. Türbesi var. Türbeye bakınız, taş alınıp yatıra konuluyor. Türbeye konuluyor. Ondan sonra 3 veya siz ne kadar isterseniz o kadar etrafında dönüp türbenin pratiği tamamlıyorsunuz. Ve cumartesi günü ziyaret ediliyormuş. Cumartesi gününün sizin oralarda bir şeyi var mı? Önemi var mı? Nexus. Mesela Karesi dedesi varmış. Yine Balıkesir'den arkadaşlar bunlar. Karesi dedesi. Çocuk sahibi olmak ve kısırlığı gidermek için gidilir. Evlenemeyen genç kız ve erkeklerin kısmetlerini açmak için gidilir. Ev, otomobil, iş vesaire sahibi olmak için gidilir. Yatıra telli boncuk, ipekli gömlek veya seccade adanır. Yatıra horoz ve kurbanlar adanır. Yani horoz ve horoz benzeri kurbanlar adanır. Mum adanır ve dikilir. Mum dikiliyor. Bakın arkadaşlar. Mevlid okunur. Yatır 3 gün süreyle ziyaret edilir. İlkbahar veya yaz mevsiminde ziyaret. Arkadaşlar Karesi Bey'dir. Görüyorsunuz, ilkbahar ve yaz mevsiminde ziyaret ediliyor kendisi. Çocuk sahibi olmak için, kısırlığı gidermek için şey yapılıyor, ne derler. Gidiliyor, ilkbahar ve yaz vakitlerinde ziyaret ediliyor. Bakınız, çok bunlar tesadüfen olan şeyler değil. İlkbahar özellikle doğanın dirildiği bir mevsim olduğu için
sürekli bu şeyle anılır zaten. Bereketle anılır, çocukla, işte doğurganlıkla anılır. Bunlar şey değiller, tesadüf değiller. Karesi dedesi de kısırlığı giderdiği için ilkbahar mevsimlerinde ziyaret ediliyormuş. Karesi dedesine benzer kısırlar için bardak kıran dede. Bardak kıran dede de iyiymiş ya. 3 Pınaroğlu Türbesi. Uzun süreli hasta olan ve iyileşemeyen çocuklar götürülür. Aile arasında geçimsizlik olmaması için gidilir. Yatırın etrafında 3 veya muhtelif defalar dönülür. Giyilecek gömleği bir gece yatır yerinde bırakılır. Yatırlar cumartesi günü ziyaret edilir. Yatan ulemadan Hayrettin Efendi'dir. Testi kıran veya bardak kıran dedesi vardır. Bir isteğin olduğunda gidersin. Bizde çok ya manavlarda bu. Evet manavlarda çok var. Adapazarı'nda da manavlar çok olduğu için Adapazarı'nda da mesela çok babalar, ağaç, şey, dedeler var. Bunlar genellikle dediğin gibi manavların olduğu yerde çok oluyorlar. Yerliler üretmeyi seviyor böyle şeyler. Ya bakınız bu dönme meselesi ilginç. Benim ilgincime gitti. Yatırın türbenin etrafında dönme meselesi benim ilgimi çekti. Genelde de dağ eteklerinde oluyor galiba bu yatırlar. Tam olarak konumunu yazmıyor burada ama dağ eteklerinde oluyor sanırım şey. Nexus öyle mi oluyor? Ovada. Ovada olması da garip. Normalde dağ eteklerinde olur. Uğur hoş geldin, merhaba. Hoş geldin Uğur. Hoş geldiniz. Ovaya yerleşim daha rahat diye. Ha şehir ovaya göçmüş, doğru. Yani tabii yerleşim neredeyse orada olur. Ama genellikle mesela Adapazarı'ndaki arkadaşlar, efsaneler şeydedir. Dağ eteklerinde olur, tepelik yerlerde olur. Bak Töm Dede bir şey var. Töm Dede diye bir dede varmış. Nexus, Töm Dede. Paşa Sultan diye anılıyormuş. Sıtma tedavisi için gidilir. Baş ağrısının geçmesi için gidilir. Yatıra mum adanır ve dikilir. 3 İhlas bir Fatiha okunur. Ağrıyan başı türbenin parmaklarına sürtülür. Başı böyle parmaklıklara sürtüyorlar. Emir Sultan'ın kardeşi olduğu söylenir. Sicillerde kaydı vardır. Bu gerçek bir kişilik. Kimi zaman gerçek kişilik olmaz çoğu zaman. Şu Hasan Baba'yı bulamadım ama Hasan Baba'ya bir bakayım. Bak bardak kıran da çıktı burada. Hatta bardak kıranın türbesinin içi bile var. Bardak kıranın içinde türbesinin içi epey iyiymiş. Renkli renkli böyle. Halılar malılar var. Seccadeler var duvarlarda. Bardak kıran dede. Çocuk sahibi olmak ve kısırlığı gidermek için gidilir. 3 İhlas, 1 Fatiha, Yasin veya Kur'an okunur. Namaz kılınır. Taş yatırdan alınıp üzerinde 3 gece yatılır. Yatırdan o türbenin etrafından bir taş alıp üstünde 3 gece yatıyorsunuz arkadaşlar. Ve daha sonra sandıkta saklanırsa dilek yerine gelir. Taşı sonra sandıkta sakladığınız zaman dileğiniz yerine geliyor. Yatırdan alınan 3 taşın üzerinde 3 gece yatılır. Yatırda 3 ihlas okunur. Yatırlar cumartesi günü ziyaret edilir. Hıdrellez'de ziyaret edilir. Yatanın testicilerin piri olduğu söylenir. Bakınız bunlar mesleklerle ilgili de var. Şu Hasan Baba'ya bir bakayım. Hasan Baba'yı merak ettim. Hasan Baba geliyor. Hasan Baba yatırı. Oo bayağı da uzunmuş bunun. Geliyor. Kabri hakkında pek çok efsane anlatılan bu Hasan Baba birileri şey yapmışlar, bilgileri ver. Bursa'da metfun Emir Buhari Hazretleri ile münasebet tesis etmiştir. Emir Sultan vefat edeceği zaman yanındaki muhipleri irşat için makamlarına birini tavsiye ve tayin etmesini söylediler. Bunun üzerine Emir Sultan Hazretleri buyurdular. Öldüğüm zaman sırra vakıf olan filan kimseyi bulursunuz. İşte ancak o zatın vereceği cevaba bağlıdır. Bunun üzerine sultanın tarif ettiği şahsı bulup arzularını söylerler. Kabul etmesi için ricada bulunurlar. İlk defa bunu reddeden Hasan Baba, Emir Sultan'ın vasiyetini söylediklerinde kabul eder ve sırra vakıf olduğunu göstermek için ve diğerlerinin arzusu ile şöyle buyururlar. Onlara semaya bakınız buyurdular. Ol Taife dahi çeşmi zahir ile savpu semaya nazar edip dide-i batınla arş-ı muallaya teveccüh eylediklerinde Emir Sultan ile hocası Hasan'ı bir yerde cülüs eylemiş gördüler. Bu vaka üzerine Hasan Baba'nın halifeliğe layık birisi olduğu anlaşılır. Büyük Veli Emir Sultan'ın halifesi olduğunu böylece öğrenilen
halifesi olduğu böylece öğrenilen Hasan Baba'nın din... Hasan Baba din... Ya bu arkadaşlar, şu an benim okuduğum site Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sitesi ve o kadar kötü bir imlası var ki hiç düzeltmeden okuyacağım şimdi size. Rezil şu an, rezil, çok rezalet. Hiç düzeltmeden okuyorum. Büyük Veli Emir Sultan'ın halifesi olduğunu böylece öğrenilen Hasan Baba'nın dindar ve alim birisidir. Şu cümleye bakın. Şeyim bu, Kültür Bakanlığı'nın sitesi. İğrenç. O şimdi kabrinin bulunduğu ve o zamanlar Arap Hanı'nın bir odası olan yerde yaşadığı için öldüğüm zaman beni buraya gömersiniz diye vasiyet etmiş. Öldükten sonra da bu vasiyeti yerine getirilmiş. Ve devam ediyor. Hasan Baba'nın 1932 yılında Hasan Baba'nın kabrinin bulunduğu yer bir mezarlıkmış. Belediye buraya bir hal yaptırmak istemiş. Fakat yatıra kimse el sürememiş. Hatta belediye bir ameleye mezarı kaldırması için talimat vermiş. Fakat amele mezarın başına geldiği vakit her tarafını bir titreme alıp kazmayı kabre vuramamış. Gece ise Hasan Baba amelenin rüyasına girmiş. Bizim son yıllarda derlediğimiz bir efsaneye göre ise Hasan Baba'nın kabrinin yeri belirsizmiş. Bir asker bir gün yemek için karpuz ile peynir alıp bir ağacın dibine oturmuş. Yemeği yedikten sonra kalkmak istemiş. Ancak bir türlü yerinden doğrulamamış. Etrafına toplanan insanların yardımına rağmen asker bir türlü yerinden kalkamamış. Sonunda halktan birisi karpuzun kabuklarını temizle demiş. Ancak temizlik yapıldıktan sonra asker kalkabilmiş. Bu olaydan sonra burada Hasan Baba'nın kabrinin olduğu anlaşılmış. Bu olaydan sonra buraya yerden 1-2 metre yükseklikte beyaz sıvalı, üst tarafı yeşil renkli sanduka şeklinde bir kabir yapılmış. Arkadaşlar, burada birkaç hikaye birbirine girmiş vaziyette. Yani birkaç motif birbirine girmiş vaziyette. Burada bakın, ağacın dibinde oturup asker bir karpuz kavuğu yiyor. Bu karpuz kavuğunun çöplerini ağacın dibine atıyor. Ve şey oluyor, felç geliyor askere bir nevi. Felç iniyor. Burada iye aslında. Bazı ağaç iyelerinin özellikleri Hasan Baba'ya nakledilmiş olduğunu görüyoruz. Çünkü bakınız, burada ağacın etrafını pisleten asker felç iniyor. Biri de diyor ki kabukları temizle, o zaman şey yaparsın, düzelir asker diyor. Ve asker kabuklar temizlenince düzeliyor. Burada aslında ağaç iyesinin şeyi Hasan Baba'ya nakledilmiş bir noktada. Buradan bunu anlayabiliriz. Çok rahat bir şekilde anlaşılıyor bu. Bu kabirlere vurulamayan, kazma vurulamaması meselesi çok şeydir, yaygındır. Mesela askeriyenin içinde kabirler olur. Bazı birkaç yerde askeriyenin içinde kabir olur. Evliya kabirleri, onları kaldıramazlar orada. Kepçe gelir falan kaldıramaz. Öyle evliya kabirleri olduğuna inanılır yani. Şeydir yani mesele, birazcık sıkar adamı orada kaldırmak. Çünkü çarptığına, işte felç ettiğine, ağzını yüzüne eğdirdiğine inanılır. Çok... Arkadaşlar, bu iyeler şakaya gelmeyecek varlıklardır. Zaten geçen yayında da konuştuk. İyeler şakaya gelmez. Bakalım Nexus yazmış. Bir hikayede Hasan Baba şu anda bulunduğu bölgede ayakkabıcı esnafı, kardeşi de dağda bayırda bulunan bir ermiş. O ermiş ki sütü sadece bir tülbente koyarak getirebilirmiş. Çünkü nefsi çok temizmiş. Bir gün kardeşine sütü getirirken Hasan Baba'ya bir kadın müşteri gelir. Ve ayakkabısını çıkarırken bileği gözükür. Kardeşi de gördüğünde tülbentten süt akmaya başlar. Hasan Baba da durmaz yapıştırır cevabı. Dağda eren olmak kolay, kolaysa şehirde ol. Mezarda şu anda hesaba. Bu bayağı iyi hikayeymiş, evet. Haklı adam. Dağda eren olmak kolay. Haklı. Çok haklı, inanılmaz haklı yani. Süt sanmış. Evet, ona farklı farklı anlamlar da yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Fakat yüklemeyelim öyle anlamları. Devam edeyim Balıkesir'den. Yoksa arkadaşlar, yayının yeni gelenler, hoş gelmişler. 9 kişi olmuşuz. Yayının konseptinden bahsedeyim yeni gelenler için. Siz bana şehirlerinizi söyleyeceksiniz. Ben de şehirlerinizdeki, bakın Hasan Baba gibi, daha demin hikayesini anlattığım Hasan Baba gibi, babaların, dedelerin, eğer baba dede yoksa farklı efsanelerin, burada anlatacağız, beraber konuşacağız bu efsaneleri. Siz de chatte yazabilirsiniz. İrem Hanım hoş geldiniz. Çankırı diyor Uğur. Şeyde, Balıkesir'de bir efsane daha var. Onu anlatalım, ondan sonra Çankırı'ya geçelim. İrem Hanım hoş geldiniz. Bu arada siz de şehrinizi söylerseniz sizin de şehrinizin hikayesine bakmış oluruz. Şehir merkezine gelirsem bu tarz bir sürü hikaye var çarşıda. Benim sadece bildiğim, onları toplamak lazım. Onları toplamak lazım Nexus. Onları toplasana sen Balıkesir'deysen ya. Balıkesir'de bak, kazma vurunca çarpan dede mezarı, o şey işte, tamamen iyelerle bağlantılı onlar. Çünkü...
Nurgeist takip etmiş. Hoş gelmiş. Teşekkür ederiz Nurgeist takibin için. Ya bu mesele şey meselesi işte. İye meselesi. Orada iyenin eğer bulunan bölgeyi iye koruyorsa, oraya kazma vurduğun zaman, orayı pislettiğin zaman başına gelmiyor. Musallat olur sana. Ya o an çarpar ya da musallat olur sana. Çok kötü. Hele ki kızgın iye ise bittiniz arkadaşlar. Bittiniz yani. O kadar. Geçmiş olsun. Sivasi hoş geldin. Maşallah maşallah diyor Sivasi'de. Alayım mı seni şeye? Sesliye. Arkadaşlar Balıkesir'den bir efsane daha var. Sarı Kız Efsanesi diye. Onu okuyalım. Ondan sonra şeye geçelim. Ne derler ona? Çankırı'ya geçelim. Uğur'un memleketine geçelim. Çankırı efsanelerine bakalım. Dededir severiz. Nexus topla onları. Nurgeist de Rize demiş. Rize'ye de bakalım. Tamamdır Nurgeist. Çankırı'dan sonra da Rize'ye bakacağız. Arkadaşlar Sarı Kız Efsanesi. Manisa. Tamam. Çankırı, Rize, Manisa. Sıramız bu şekilde. Sarı Kız Efsanesi. Çok eski zamanlarda Güre köyünde çok güzel bir kız varmış. Bu kızı köyün bütün gençleri sever ve evlenmek istermiş. Adı Sarı Kız olan bu güzel kızın babası ise binbir zahmetle büyüttüğü kızını talip olan gençlerin hiçbirine vermezmiş. Bunun üzerine gençler Sarı Kız'a iftira etmişler. Elentri abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Aboneliğin beni çok mutlu etti. Ben de sana abone olmak çalışıyordum. Bilgisayarım memleketteydim. Bilgisayarım yoktu. Abone olamadım sana. Bir İstanbul'a döndüm dün. Bir dahaki yayında inşallah ben de aboneliğimi alacağım senden. Çok teşekkür ederim. Devam ediyorum. Köylüler de Sarı Kız'ın babasına giderek kızın kötü yola saptı. Ya kızını öldürürsün ya buralardan çekip gidersin demişler. Düşünüp taşınan baba kızını öldürmeye kıyamaz. Ancak köylülerin yüzüne bakabilmek için Sarı Kız'ı gözden uzak tutmak gerektiğini düşünür. Kızını yanına alan baba Kaz Dağı'nın zirvesine çıkar ve güttükleri kazlarla birlikte kızını bırakıp döner. Kurt kuş yerse de gözüm görmesin. Yaşarsa da herkesten gizli yaşasın demiş. Arkadaşlar ne kadar kötü. Ne kadar kötü. İnanmış iftiraya inanmış yani babası. Kaz Dağı'nda kalan Sarı Kız ölmemiş ve kazlarını gütmeye devam etmiş. Arkadaşlar kaz biliyorsunuz bizim eski Türk mitolojimizden beri çok eski bir motif bizim için. Bizim yaratılış mitinde de kaz suya dalıp şeyi çıkartan varlık aslında, kumu çıkartan varlık. Böyle ilk yaratılan varlıklardan biri kaz. Kaz çok önemli bir varlık, o yüzden burada kazın olması da tesadüfi değil muhtemelen. Devam edelim bu kısa bilgiden sonra. Kazlarını gütmeye devam etmiş. Hatta yolunu, izini kaybedenlere yardımcı olmuş. Bu durum kısa zamanda babasının kulağına gitmiş. Kızın ölmediğini öğrenen baba Kaz Dağı'na kızının yanına çıkmış. Dağda kaz çobanlığı yapan Sarı Kız babasını görünce sevinmiş. Ona yemek ikram etmiş. Yemek sırasında babası kızından su istemiş. Sarı Kız elini uzatarak kilometrelerce aşağıdaki Güre çayından su alarak babasına vermiş. Babası kızının ermiş olduğunu görünce pek sevinmiş ve babası da artık hani şey ermiş olduğunu öğrenmiş kızının. Yani çünkü kolunu bir uzatıyor, oradan muhtemelen çok uzaktaki bir noktadan su alıp getiriyor. Sarı Kız'ın öldüğünü ve bugün kabrinin bulunduğu yere Sarı Kız Tepesi, babasının öldüğü yere ise Baba Tepe veya Kartal Tepe adı verilmektedir arkadaşlar. Böyle bir evliyalık göstermiş Sarı Kız'da. Mesela kadın evliya aslında pek görülmez Anadolu'da. Bu tarz kadın evliya anlatıları, kız anlatıları böyle görülür ama bakınız bunda evliyalık özellikleri var ama bunun muhtemelen doğayla ilgili bir altyapısı var olduğunu düşünüyorum. Sarı Kız Efsanesi bayağı, evet Sarı Kız Efsanesi'nin bayağı yaygın olduğunu ben sizden öğrendim Sivasi. Siz demiştiniz bana. Yörük Efsanesi'ymiş. İrem Hanım bilir o zaman Yörük Efsanesi ise. Babaya bak, piyango kazanınca tanıyan akraba, evet. Piyango tanıyınca, kazanınca tanıyan akrabalara dönmüş baba gerçekten. Şerefsiz, evet ya bayağı şerefsiz. Şimdi arkadaşlar Uğur'un isteğiyle Çankırı'ya dalıyoruz. Bir dalalım bakalım neler varmış Çankırı'da. Türk kültüründe kadın şaman. Evet kadın şaman var. Kadın şaman var ama şey İrem, şeyden bahsediyorum. Birazcık daha bugüne yaklaştıkça birazcık daha azalıyor kadın evliyalar. Ama erken dönemler için dediğin gibi kadın yatırlar var, kadın şeyler var, ne derler ona.
Evliyalar var. Şeyh Evliya hikayesi doldur eminim. Şimdi bakıyorum. Uğur. Çankırı efsaneleri. Girdim şimdi. Yani sizin oralar birazcık da İç Anadolu olduğu için. Evet arkadaşlar, şimdi başladık Çankırı efsanelerine. Çankırı ilk önce adına dair efsaneyi okuyalım. Çankırı'nın eski adı Kankırı ya da Kankara'dır. Bu adın kentin, taşının veya toprağının kan gibi kızıl olmasından kaynaklandığı söylenir. Selçuklular Anadolu'yu fethedince yörede Türkmenlerin Karatekin oymağı egemenlik kurmuş ve kente Kengürü adını vermiştir. Bu adın zamanla değişime uğrayarak Çankırı'ya dönüştüğü söylenir. Efsaneye göre Türkler bu yöreye gelince bölgede pek çok kilise vardır. Çan sesleri tüm yaylaya yayılır ve uzaklardan duyulurdu. Bu nedenle yöreye Çankırı denir. Başka bir söylenceye göre ise Karatekin oymağı halkı develerle mal taşır, kervan dizerler. Tüm yöre çan sesleriyle inler. Bu nedenle kente Çankırı adı verilir. Al beni. Sallıyor bu şey ya, ne derler. Efsane bu zaten, efsane bu. Şey, tarihi gerçeklik değil Sivas, efsane. Discord'un yüklenmesini bekliyorum. Sallıyor zaten. Efsane olduğu için arkadaşlar bunlar. Efsane oldukları için, ad efsanesi oldukları için çok normal. Bir saniye müziği kapatayım, Sivas'ı alayım. Bağlanıyorum şu an. Alo. Geliyor mu sesim Sivas'ı? Selamlar, geliyor. Hah, hoş geldin. Ya bu sallıyor ama bunlar efsane. Şehir adı üzerine efsaneler olduğu için. Nereden okuyordun bunu? Bir tane eski bir kitap vardı böyle. Ya kitaptan değil, internetten okuyorum şeyden. Bir siteden, Kültür Bakanlığı'ndan. Evet. Kültür Bakanlığı. Ha, onlar toplamış böyle efsaneleri. Oradan böyle il il aratınca çıkıyor. Gangra bu kentin eski adı ya. Tabii canım, şimdi mesela şey de var. Sakarya'nın adı da mesela Sakar Baba'dan geldiği söyleniyor ama alakası yok. Sangarya eski adı. Ha, bunlar efsane, o yüzden hani bunları anlatıyorum. İlk olarak ad veriliş efsanesi, ondan sonra da şey efsanesi. Yani normal efsanelere geçeyim dedim. Bak şimdi Gebekaya efsanesi ya da Gelinkaya efsanesi. Sesim az mı geliyor? Bir dakika bakacağım benden mi? Ama ben mobilden ayarlayamıyorum bunları. Yo, senin sesin şu an iyi, her zamanki gibi. Her zamanki gibi senin sesin. Şimdi arkadaşlar, Gebekaya efsanesi. Zamanın birinde bir köyden Çankırı merkeze doğru bir gelin alayı gitmektedir. Gelin hamiledir. Utancından Allah'a yakarır. Neyden utanmış acaba? Çok saçma. Senin huzuruna bu vaziyette nasıl çıkarım? Allah'ım ya beni taş et ya da kuş et. Bu yakarışın hemen akabinde gelin ve dünürleri, ayrıca binek olarak kullandıkları hayvanlar hepsi birden taş oluverir. Hatta gelin geliyor diye düğün evine müjde vermeye giden bir kişinin de 2 kilometre ileride taş olduğu belirtilmektedir. Taş kesilen o kişinin adına da müjdeci adı verilmiştir arkadaşlar. Bu çok sık görülen bir motif. Taş kesilme motifi. Bunun hakkında Saim Hoca'nındı galiba kitabı. Saim Sakoğlu'nun bir kitabı var zaten, taş kesilme motifi diye. Yanlış hatırlıyor olabilirim, özür dilerim yanlış hatırlıyorsam. Taş ya da kuş arkadaşlar. Utançtan taş ya da kuşa dönüşmek isterler insanlar. Ama burada utanma sebebi, düğüne gidiyor. Doğru, tamam. Tamam, şimdi anladım. Gelin hamile olarak evlenmeye gidiyor. Ondan utanıyor. Bu aslında dini bir öğreti olarak bence anlatılıyordu Sivas'ı. Taş bebek efsanesi varmış bir de. Senin sesin bana birazcık geriden geliyor. Benden kaynaklı mı acaba? Status benim sesim mi geriden geliyor? Yoksa Sivasi'nin sesi mi geriden geliyor? Onu düzeltelim öyleyse. Köklü hocam, köklü demiş Uğur sana. Birazcık yüksek sesle konuş demeye çalışmış herhalde Sivasi. Gecikme var. Arkadaşlar gecikme, gecikme benim internetimden ve yayından kaynaklı. Onun için özür dilerim herkesten. İnterneti değiştireceğim yakın bir zamanda. TürkNet'e geçeceğim. O zaman bu gecikme problemi de ortadan kalkar umuyorum. Bak, İrem'de her şey normalmiş. Her şey normal diyor İrem'de. İrem, senin de internetin yavaş. Evet, olabilir. Yani o benden kaynaklı arkadaşlar. Gecikme, özür dilerim gecikme için. Taş bebek efsanesi. Ahmet adlı bir Çankırılı'nın Meryem adında bir karısı vardı. Çok istedikleri halde çocukları olmaz. Ahmet çocuğu olsun diye yeni bir evliliğe karar verir. Meryem bu duruma çok üzülür ve dağlara sığınır. Ağlayarak dolaşırken karşısına Hızır Aleyhisselam çıkar.
ona bebek biçiminde bir taş verir. Bu taşı kocasının evleneceği gece beşiğe koymasını söyler. Meryem köyüne dönerek denileni yapar. Beşiğin başında sürekli Tanrı'ya yalvarır. Beşikteki taş canlanır, ağlamaya başlar. Bunu duyan Ahmet yeni karısını bırakır ve Meryem'e döner. Karı koca yıllar sonra büyüyen oğullarını Ahmet'in ikinci karısıyla evlendirirler. Meseleye bak. Sivasi. Oh 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 oh. Meseleye bak. Bu neymiş ya? Arkadaşlar çok ilginç, çok ilginç bir efsane okuduk Çankırı hakkında. Çok ilginç bir efsane okuduk. Devam etsene. Şimdi şeye geçiyorum. Neye devam edeyim? Bitti mi bu? Çankırı'ya bu bitti. Bu kadar, bu kadardı. Enseslik değil de bu şeyi ilk defa böyle bir şeyle karşılaşamıyorum. Valla ben de... şey var. Kaan öldüğü zaman eşiyle, yani Punçu'yla şey evleniyor. Evet. Gelen Kaan evleniyor. Oğla evleniyor. Ona benzettim ama yani garip durdu. Ben kolpadır yahu. Ya bunlar şey yani efsane arkadaşlar. Anlatılan şeyler bunlar. Bunlar anlatılan şeyler. Niye kolpa olsun? Tam olarak anlayamadım. Ben de anlayamadım. Uğur ben de anlayamadım. Ne olduğunu ne bittiğini. Arkadaşlar Rize'ye geçiyoruz. Bir saniye şuradan. Sivasi var mı senin diyeceğin bir şey? Ben o sırada... Rize'ye geçmeyin. Rize'ye geçmeyin. Hala Deresi efsanesi. Zamanın birinde kendisine yurt tutup oturacak yer arayan bir aile vardı. Ayder yolu üzerinde boş bir yer bulur. Oraya yerleşir. Aradan yıllar geçer. Bir gece derenin karşısında sönük bir ışık görürler. Uzun zamandır yalnız yaşadıkları bu yerde bir komşu sahibi olmak onları sevindirmiş. Tanışmışlar. Kendilerinin Hala isimli bir kızları varmış. Komşunun da bir oğlu. Zamanla birbirlerine aşık olup nişanlanmışlar. Oğlan evlenme parası kazanmak için gurbete gitmiş. Gidiş o gidiş. Oğlandan 3-4 sene ses seda çıkmayınca umut kesilmiş. Kız bir başkasına nişanlanmış. Düğün dernek kurulmuş. Tam düğün gününde düğün evine oğlanın gurbetten döndüğü haberi ulaşmış. Kız bunu duyunca eski sevgisi depreşmiş. Gelinliği ile düğün evinden koşa koşa çıkmış. Dere geçilecek gibi değilmiş. Ama o heyecanla kendini dereye atmış. Dere o kadar azgınmış ki karşıya geçmeyi başaramamış. Dere almış götürmüş hala gelini. O gün bugündür derenin adı Hala Derisi, köyün adı da Hala Köyü olmuş. Arkadaşlar bu isim verme efsanesidir. Bu Hala Deresi'nin ve Hala Köyü'nün ismini bir efsaneye bağlama meselesidir. Burada gördüğünüz gibi genellikle burada dere su varsa bir genç kız kendini atmış olur o dereye suya. Ve böyle ad verilir. Bu çok yaygın bir efsanedir. Burada bir motif de şey var. Kız başkasıyla nişanlanacakken oğlanın geri dönmesi. Bu Dede Korkut'ta da vardır. Bu bayağı bizde hatta Yunan tragedyalarında da Yunan hikayelerinde de olur bu. Vardır. Bunlar birazcık şey ne derler. Yaygın motifler. Nexus çok kötüydü ben beğenmedim. Hangisi bu efsane mi? Çok umutluydu ya. Yalancı Yaltocuk, mesajlar evet. Mesajlar okumuyor musun? Nasıl? Mesajlar okumuyor musun? Ha okuyorum okuyorum. Eski Hristiyanlar iyi hikayeler çıkarırlar. Vallahi öyle hikayeler yok arkadaşlar. Onları unutun. Olmamış. Evlenmeyeceğim dedim ama diye bir şey var. Okuyayım mı bunu? Emicem'den bir hikaye daha anlatayım sizlere. Bu dünyada hiç derdi... Kasaveti, sikintisi olmayan Beni Adem var mı ki Allah yaratmış mı ki? İşte adamın biri Mehmet Efendi bunu merak etmiş araştırmaya başladı. Sorma bu fıkraya benziyor ya. Bu fıkraya benziyor. Ama dur ilginç. Temelle karşılaşacağız gibi. İlginç bir şeye benziyor bunu okuyacağım. Sormuş soruşturmuş. Olsa olsa derdi sıkıntısı olmayan. Olsa olsa alan yerde bir ağ var yediği önünde yemediği arkasında. Ancak onun derdi sıkıntısı olmaz dediler ve adresi eline verdiler. Mehmet Efendi yola koyuldu. Adamın evini yani konağını buldu. İçinden de
İçinden de ha bu adamın dedikleri gibi bir derdi sıkıntısı olmaz herhalde, dedikleri gibi olsa gerek demiş. Kapıyı çalmış, Tanrı misafiriyim demiş. Yani kendini tanıtmış, ismini demiş, bir daha yolcu olduğunu demiş. Neyse, kendisini misafir odasına almışlar. Akşam olmuş, yemiş içmişler, muhabbet etmişler. Mehmet Ağa, asil amacım ha bu dünyada derdi sıkıntısı olmayan acep var mı diye araştırmaktır. Araştırırken seni tarif ettiler, onun için buraya geldim demiş. Ağa da, çok şükür aha görüyorsun, benim derdim sıkıntım yok idir, işte yaşantım bu demiş. Yatmak zamanı gelmiş, o ara kapı çalınmış. Zebelle gibi bir adam içeri girmiş, ağadan müsaade istemiş ve hanımını almış götürmüş. Mehmet Efendi, bu da neyin nesi ağa demiş. Ağa da demiş ki, ha o mi? Bir şey değildi ha. Vaktin birinde benim hanım çok ağır bir hastalığa yakalandı. Elim döşeğinde eldi, elecek bana dedi ki, herif ben eleyirim. Sen arkadan ben elduktan sonra evleneceksin. Buna dayanamayırım demiş. Yapma hanım, yemin ederim evlenmeyeceğim dedim. Ama bir türlü inanmadı ve hanım dedi ki, bir şartla inanırım dedi. Hadım olursan. O zaman inanırım ki evlenmeyeceksin. Mecbur kaldık, dediğini ettik. Hanım bu ara iyilendi, sağlığına kavuştu. Ama bir şey eksik kaldı bu ara. Mecbur kaldım, o adamı kiraladım. Akşam oldu mu vazifesin yapayı, gördüğün gibi bu dertten sayılmaz herhalde. Benim hiç derdim ve sıkıntım yoktur çok şükür. Her şeyim mevcut. Arkadaşlar ilk kuk şeyi çıktı burada. Çok ilginç. Sivasi ne düşünüyorsun? Tarihte ilk kavatlık mı? Ne bu şimdi? Ben çözemedim olayı. Bu bayağı ilginç bir meseleymiş. Adam kendini hadım etmiş karısına inandırmak için. Sonra karısı iyileşmiş. yani. Şimdi devam. Rize'den bir tane cazi babaanne. Vakti zamanında evin birinde bir gelin, beyi ve kaynanası ile mutlu bir şekilde yaşarlarmış. Bir gün gelinin bir nur topu gibi bir çocuğu dünyaya gelmiş. Zavallı anne ve baba daha sevinçleri kursağındayken 2 gün dolmadan bebek ağzı kan revan içinde ölmüş arkadaşlar. Al karısı basmış herhalde. Allah'ın emri ne yapalım diyerek anne baba çocuğu mezara koymuşlar. Yıllar sonra ikinci çocukları olmuş. O çocuk da aynı şekilde ölmüş. Artık anne baba ne yapacaklarını şaşırmış. Gel zaman git zaman üçüncü çocukları dünyaya gelmiş. Arkadaşlar geçen de konuştuk. Üçüncü çocuk çok önemli. Ancak çocuğun annesi lohus halinde yatağında uyurken bir ara bir örümceğin hızla bebeğin üzerine gittiğini görmüş. Bakın bu al karısı dönüşmüş, örümceğe dönüşmüş. Eliyle onu öldürmek istemiş. Ne var ki örümcek düşmüş, bir ayağı kırılmış. Uyku halindeki anne artık ölür diye örümceği bırakmış. Kadın her zamanki gibi sabah aynı saatte kalkmış. Ahırdaki hayvanlara bakmaya gitmiş. Döndüğünde bakmış ki kaynanası hala kalkmamış. Kaynanası ondan çok daha önce kalkar ve ateşi yakarmış. Vakti epey geçince gelin kaynanasının odasına gitmiş. Kaynana, hastayım gelinim, kalkamıyorum demiş. Gelin, ilaç getireyim de iç diyerek ilacı getirip içirmiş. Kaynana bir müddet sonra ayağa kalkmak için doğrulunca ah bacağım feryadıyla tekrar yatağa düşmüş. Gelin durumu anlamış, beyine iletmiş. İşin sonunda onur topu gibi bebeklerin ciğerini kazıyıp kanını içen bu kaynana olduğu, kaynananın gerçekte örümcek şekline bürünen bir cazı olduğu apaçık ortaya çıkmış. Bu güzel bir hikayeydi bence. Bu iyi bir hikayeydi. Burada arkadaşlar görüyorsunuz, kaynana cadı halinde anlatılıyor gelin tarafından. Gelin tarafından cadı olarak görülüyor ve cadı halinde anlatılıyor ve burada aslında al karısının birazcık daha bozulma halini görüyorsunuz. Örümcek haline gelmiş. Hem arakne hem al karısı. Evet, örümceğe de dönüşüyor. Hem arakne var hem al karısı var. Burada al karısının bozulmuş hali. Artık kaynanaya dönmüş. O örümcek haline geliyor. Bakınız, ciğerlerini kazıma olayı al karısında vardır. Al karısı bebeğin ciğerlerini kazır. Ciğerlerini yer. Bu ciğerlerini yeme meselesi burada da bakın örümcek olarak herhalde ağzından giriyor. Bebeğin içine ve ciğerlerini yemeye başlıyor. Çok ilginç bir hikayeymiş bu. Çok güzel, hoşuma gitti benim. Sivas, sen ne düşünüyorsun? Vallahi garip. Cazı. Korkarım ben böyle şey. Cazı babaanneymiş hikayenin adı da. Şimdi bakalım başka kim? Rize'yi bitirelim. Babaanneymiş. Cazı. Cazı. Cadının. Cazı ya.
Cazu. Cazu, Cazu, Cazi. Bakalım başka Cazu ne şehirler de, vardı? Manisa. Manisa'ya bakalım. Manisa şeydir ya. Bayağı fazla vardır Manisa'da. Evet. Bunlar Yörük. Bunlarda bunlarda şey bitmez evet, hikaye. Hikaye. Haydi bakalım. Ya bende güzel bir tane Horon'un hikayesi vardı Bunca. Horon'un ne? Şey insan kurbanı var. Kadını kurban ediyorlar köprü yaparken bir şey. Onun bir şeyi dinlemiştim onu buluyordum. Bulacaktım bulamadım yani. Arıyorum çok güzeldi. Hadi ya. Hikayesi falan çok güzeldi. Acaba kim söyledi? Bir koro söylüyordu bize. Bulsak iyi olurmuş onu. Rize tarafında mı? Trabzon tarafında galiba köprüyü yaparken köprü sürekli yıkılıyor. Aha. Adam da ya kızını ya karısını kurban ediyor işte köprüye de. Onun üzerine bir şarkı bir şey yazılıyor. İyiymiş ama garip bir hikayeye benziyor. Çok güzel. Böyle içli de söylüyorlardı da ben herhalde kaydettiysem bulacağım. Garip bir hikayeye benziyormuş. Onu bulursan güzel olur ya. Şeyh Ukkaş diye bir İrem tanıyor musun? Şeyh Ukkaş. Şeyh Ukkaş zamanının büyük ermişlerindendir. Maraş'ın alınması için düşmanla dövüşmüş, zor durumda kalınca da taş olun diyerek develeri taşa çevirmiştir. Böylece düşman geri çekilmek zorunda kalmış. Şeyh Ukkaş da oracıkta ölmüştür. Maraş'a bir günlük uzaklıkta bulunan Şeyh Ukkaş ziyaret yerinin yakınında deveye benzer bir taş bulunmaktadır. Bu kaya ziyaretçiler tarafından rahatlıkla görülebilmektedir. Arkadaş hep sizde şey var ama İrem burada internette hep Yunan efsaneleri var. Ağlayan Kaya efsanesi sizde de var bu arada. Hep Yunan efsaneleri var ama. İrem sesliye gelip anlatmak ister misin sen bir efsane? Daha bence iyi olur. Yunan mı? Yunan demiş. İşte Grek efsane, eski efsaneler var. Bak şey var. Giges, Midas, Niobe o tarz efsaneler var. Hera'yı küçümsen. Anlatılıyor çünkü. Evet evet. Şeyler anlatılıyor hikayeler çünkü. Yok hani böyle Şeyh Baba Şeyh Baba efsanesi varsa İrem alıyorum seni. Genele girdin mi? Genel İrem genel ses kanalına gir ben seni aşağıya sürükleyeceğim. Arkadaşlar İrem birazdan geliyor ve bize Manisa'nın şeyhlerini babalarını anlatacak. İrem genel kanalına girersen oradan çekeceğim seni. Arkadaşlar bu arada anlatmak isteyen olursa onları da Discord'a çekebiliriz. Onlar da Discord'a gelebilir. Linki dönüyor sürekli Discord'da. Şey, ne derler ona? Gelsinler Discord'a anlatsınlar hikayelerini. İrem geliyor mu sesimiz? Arkadaşlar bu arada... Benim sesim sekiyor İrem. Yayının sesini, televizyonun sesini kısalım. Orada gelebilir. Duyuyor musun beni? Discord'da. Evet, şeyi ama İrem. Şeyi kapatabilir misin yayını? Sekiyor. Beni duyuyor musunuz? Hah duyuyoruz şu evet, an. Çok güzel. Hah. Ben duyuyorum vallahi. Tamam. Tamamdır. Sendeyiz. Başlıyorum. Başla başla. Bizde bir yola geldi baba var. Adı Yola Geldi Baba. Tamam. Bu şey civarında Manisa'nın merkezinde Gürle Köyü diye bir yer var. Bu Yola Geldi Baba tek başına gelmiyor ama. Yola Geldi Baba ve 6 kardeşi var birlikte gezdikleri. Onların da adı var. İşte Yaba Dede, Kayış Dedesi, Dede Dağı, Hacet Dedesi gibi isimleri var bu yanındakilerinde. Hepsini tam hatırlayamıyorum. Geldiklerinde namaz kılmak istiyorlar Manisa'ya geldiklerinde. Namaz kılmak istiyorlar ama su bulamıyorlar. Bunun üstüne de yola geldi baba, keramet gösteriyor işte. Yer altından su çıkarıyor. Namazdan sonra 7 kardeş de 7 yere dağılıyor. İşte bunda Manisa'nın belirli 7 ilçeye dağıldığı yönünde inanışlar var. 7 motifi var mesela burada. Benim sesim geliyor değil mi? Geliyor geliyor. Evet dinliyor sen de var mı? Bu işte 7 motifi var mesela işte yola geldi dede ve 6 kardeş 7 motifi var. Su var. Su çok önemli çünkü orada bizim su kaynakları çok fazla yani böyle kaynaktan gelen su çok ve bunları hep bir şeye bağlamış insanlar. İşte bu Dede Dağı da bu da bunun Dede Dağı'nın yeri de şeyde dağın tepesinde yine böyle. Burada da dağ kültü var.
Bunun hakkında çok fazla anlatı yok yani, pek şey yapamıyorum, hatırlayamıyorum. Bizim köyde var Allah Diyen'de. Allah Diyen iki dağ üzerine kurulu olduğu için karşıdaki tepede, hatta yeni yaptırdılar orayı. Yani belki gömsek içerisinde yoktur arkadaşlar kimse. Zannetmiyorum ben. Çünkü yeni yapıldı, para toplayıp yaptılar. Eskiden sadece taş varmış orada. Orada Şeyh Mahmut diye birinin yaptığına inanıyorlar. Taş varmış ama çok büyük bir kaya. Ondan sonra belediye falan devreye giriyor. Hayırseverler devreye giriyor. Oraya bir mezar yapıyorlar. Ama yani bence kimse yok. Orada bir taş kütüğü, dağ kütüğü var bence sadece. Ama şöyle bir iddia var. Doğru bir sunak. Aynen aynen. Ben öyle düşünüyorum. Ama şöyle bir iddia var. Mesela köyde 6-7 kişi Ramazan aylarında özellikle oraya yeşil ışık indiğini söylüyor, iddia ediyor. Bunu gördüğünü söyleyen, oraya işte belirli saatlerde yaklaşmayan insan sayısı çok. Çünkü çok yüksekte gerçekten, yani çok tepede ve çok ıssız bir yer. Orada hatta nöbetçi bekler hep böyle şey, yani görevlisi vardır oranın. Oradaki nöbetçiler de çok fazla anlatır ışık indiğini, ses duyduğunu vesaire vesaire. Ama ben gittim, son gittiğimde çok gezdim. Korkuyorlar mı? Korkuyorlar. Korkuyorlar, tamam. Korkuyorlar ama işte mesela dilek dilemek istediğinde de yine gidip oraya çaput bağlıyor ama. Ama yine de korkuyor. Yani birazcık nasıl söyleyeyim. Şey vardır ya Süryanilerde. Süryani dedim ya. Neydi onlar, şeytana tapan? Yezidi miydi? Yezidi. Birazcık şey yapmak için. Nasıl söyleyeyim. Gönlünü almak, yani zarar vermesini engellemek için bence o tarz sunularda bulunuyorlar, işte çapık bağlıyorlar vesaire, işte bakım yapıyorlar falan. Ama normalde korkuluyor tepeye çıkmaya, korkarsın yani. Ama ben dediğim gibi çıkıyorum, hiçbir şey görmedim yani. Şeytan değil melek, tavus tavus diyor Nexus'ta. Var mı başka baba? Yani baba olarak baba yok da şey çok var. Irkçı dede var mesela. Irkçı derken buradaki şey öyle ırkçı. Tam falcı. Bakan dede var. Falcı dede. Evet. Yoksa öyle ırkçı değil. falcı dede var. O mesela şey, Manisa'da ırkçılar vardır. Yani ırk bakanlar. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar. Manisa'nın halini, rezalet bir hal. Irkçılar dolu. Bütün yani kafada da ırkçıyorlar. Evet. Bütün faşistler faşistler doluşmuş arkadaşlar. Dedeler çok vardır. Özellikle şeyde Selendi'de, Manisa Selendi'de çok vardır. Ve bunlar ırka bakarken şöyle derler. Benim elim değil, ırkı atarken benim elim değil, ırkçı dedenin eli diyerek atarlar. Ona dayandırırlar mesela ırk atarken. İşte bu ırkı da bir kuşaklı ırkçı dede vardır. Çok komik oluyor böyle söylemesi ama bu yani. Kuşaklı ırkçı dede vardır. Irkıl de bari, ırkıl ırkıl. Ha ırkıl diyeyim, aynen. Ama biz ırkçı dediğimiz için benim ağzım direkt oraya gidiyor. Evet, evet. İşte ırkıl dediğim, işte kuşaklısı vardır bunun, çaputlusu vardır. Bunlar ayrı ayrı dedelerdir. Ve bunlara, bunu sanırım birisi derlemişti hatta, bunlara adı söylenerek ırk falına bakılır. Bunlar var. Ama şeyi çok görürsünüz, özellikle Yörük köylerinde. Muhakkak her Yörük köyünün bir dedesi vardır yani. Hani onların sayısına ulaşmak bence pek mümkün değil. Vardı, uydurur kafasından. Geçen de şey oldu, ben köy mezarlığına girdim gece, belki bir şey görün falan diye. 12 miydi, 1 miydi ne? 2 miydi, öyle bir şeydi. Hatta sonra sizinle konuşmuştum. Adam beni gördü, aklı çıktı. Ben orada kimliğimi söylemesem, ertesi gün kesin cin gördüm bir şey deyip anlatacaktı yani. Hani sen de orada niye geziyorsun? Şimdi yine anlatacak. Yine orada geziyordum, manyak mıdır nedir diye. Bu daha kötü. Keşke cin gördüm deseydin. Hayır, bana bir şey demezler. Alışkınlar da var yani böyle. Bu da iyi. Açıklayamadığı bir şey gördüğü zaman adam direkt ona bağlıyor. Yani hemen bir şey uyduruyor. Büyük bir ağaç görsün, orada bir dedenin mezarı oluyor mesela yani. Evet evet, direkt şey yapıyorlar ya. Uyduruyorlar, mezar uyduruyorlar. Bize de zorluk çıkartıyorlar bu arada. Yani orada aynen mezar öyle. Var mı, yok mu? Uydurmayın işte arkadaş. Dokko takip etmiş. Bu arada şey, Ali. Nexus evet, ağır bir ülkücü memleketlik gerçekten. İyi dayak yersiniz. Çok iyi kiraz ve dayak yersiniz bizim orada. Afiyet. Şurada. Ha bak, aynı efsane burada da var galiba. Bak aynı efsane şeyde de var. Şimdi rastgele bir efsane açayım dedim. Balıkesir'de bir efsane açtım ya daha demin.
Amasya'da da varmış aynısı. İğneci Baba adı. İğneci Baba'nın kardeşi olan Ser Çoban, Amasya merkeze bağlı Karanesir köyüne yerleşir. Çobanlık ile geçimini sağlayan Ser Çoban, hal ve hareketleri ve ibadetinin sadeliğiyle tanınır. Bir gün Amasya'da ayakkabıcılıkla geçimini sağlayan ağabey İğneci Baba'yı ziyarete gelir. Beraberinde de koyunlarından sağdığı sütü bir mendile çıkılayıp hediye olarak getirir. Amacı kendi mendiline koyduğu sütün mendilden sızmadığını göstermektir. Ser Çoban mendilini kunduracı dükkanının duvarındaki bir çiviye asar. Bu sırada İğneci Baba dükkanında bir kadını ayak ölçüsünü almaktadır. Ser Çoban bayanın yazıyor. Ben burada kadına çeviriyorum onu sürekli. Kadının topuklarını görünce, bu berbat bir sitesi var Kültür Bakanlığı'nın. Kadının topuklarını görünce ne kadar da güzel diye aklından geçirdiğinde çiviye asılan mendilden süt yavaş yavaş damlamaya başlar. İğneci Baba kardeşinin niyetinde bozulmalar olduğunu sezer ama hiçbir şey belli etmez. Kadın ayak ölçüsünü verip dükkandan ayrılınca İğneci Baba kardeşi Ser Çoban'a "Keramet dağ başında ermekte değil, keramet burada çıkındaki sütü damlatmamakta" der. Yani şehirde yiyorsa keramet göster diyor yani. Dağ başında evliya olmak kolay diyor. Mezarı bugün özel bir mekan olarak hazırlanmış Kocacık Çarşısı'ndadır. Bu hikayeler çok var herhalde. Dağda evliya olmak kolay şeyini veren, ne derler, mesajını veren. Evet, çünkü genelde işte Balıkesir civarı, Manisa, Ege, oralar hep yani dağlık, bozdağlara yakın yerler, Kaz Dağları vesaire. Bir de çok yörük var. Onların ağzından bunları duyarsınız. Kıyas yapar muhakkak. Şehir ve dağ arasında kıyas muhakkak olur. Evet, evet. Aynısının tıpkısının değişiği. Evet, aynısının tıpkısının değişiği vallahi. Sivas, sen dinledim diyordun, öğrendim diyordun. Var mı onlar aklında? Ne? Sivas'takilerden. Ama. Sivas'ta var mı? Hayır. Öyle anlatayım mı? Aha. Vallahi bir tane yanan bir ışık üzerinde vardı yani. O da tam bilmiyorum başının sonunda. Yani bayağı eski. O hikaye onun değil. Şeker abi geldi. Şeker abi de Amasyalı. O hikaye onun değil diye karşı çıkmış. Kimin abi sen söylerken... Sivasi. Sen merak ettim ışıklı hikayeyi. Ya işte bir tane şey var. Tekke diye bir yer var bizim burada. Mezarlık. Orada yanan bir ışık üzerinde. İşte orada terziler işte kefen gibi. Anlatılır böyle de tam hatırlamıyorum her şeyi. Bak bizim şeye benziyor. Köydekine benziyor. Mezar ışık inmesi falan. Falan. Böyle, ama Sivas'ta böyle şeyler var. Bizim oralarda da bayağı baba var. Abi anlattırayım sana da. Birazdan Discord varsa gel Discord'da anlattırayım sana da babaları. Şimdi benim memleketime bakalım birazcık, olur mu? Abi şimdi Trabzon'a girdim. Sen gel Discord'da, ben Trabzon'u anlatırken sen de genele gir abi, ben seni aşağıya çekeceğim. Kocakarı Kayaları söylencesi arkadaşlar adı. Sürmene yaylalarına çıkarken soğuk sudan az yukarıdadır. Ali Rıza Temelli'nin anlatımına göre hikayesi şöyledir. Yaylalara Nisan ayı sonunda çıkılır. Fakat bu kayalara ismini veren Kocakarı küçük ayında, yani Şubat ayında koyun ve keçilerini alarak yaylaya çıkmaya karar verir. Etrafındakiler her ne kadar bu ayda yaylaya çıkılmaz diye ikna etmeye çalışsalar da ikna edemezler. Küçük ayı vakvak eder oğlanım demiş. Yani küçük ayı bana vız gelir anlamında bir söz söyleyerek yola koyulur. Yani Şubat ayı bana vız gelir demiş kadın. Bugün kayaların bulunduğu mevkiye gelince fırtınaya tutularak donarak ölür. Bu bayağı bir şey. Ders niteliğinde, kadın da inatçıymış. İşte Trabzonlular arkadaşlar. Talat Şubat karısı vardı ya, ona da benziyor. Evet evet, ona da benziyor. Kadın donarak ölmüş. Sen şey yap, anlat Şubat karısını, ondan da haberdar olsunlar. Şubat karısının genelde Doğu Anadolu civarında çok fazla inanıldığını biliyorum Şubat karısına. Urfa'da hatta bir efsane olduğu söyleniliyor. Şubat ayında evlerin bahçesindeki böyle kuyulardan çıkıp çocuk varsa çocuğu kuyuya çekiyor. Bir hayvan varsa önemli işte, yani insanların geçimini sağladığı hayvanlar varsa onları kuyuya çekiyor. Ve bir kuyuya çekmesi de şöyle oluyor.
kızıp birinin sesiyle çekiyor kuyuya. Mesela çocuğu çağırırken annesinin sesini kullanarak çekiyor kuyuya ki çocuk gidiyor kuyuya düşüyor. Şubat karısı hakkında bildiklerim bu kadar. Bir daha şey bunda da var. İğne taşıma meselesi, iğneyle yakalanma meselesi falan bunda da var. Ha, bu karısı gibi. Bu şeyde de var. Bazı cinlerde var. Bizim Türk Anadolu'da anlatılan bazı cinlerde bu sesle çağıran cinler var. Ses benzetenler var. Bunlardan daha üst modeli de şey. Artık mesela vücudunu artık hani ona dönüşüyor. Mesela annesine dönüşüyor çocuğun. Öyle çağırıyor. Aa evet bak böyle bir şey duydum ben. Evet evet. Mersin tarafında. Benim arkadaşım Yörük onların yerlerini biliyorlar. Yengesi şeyini görüyor. Yeğenli miydi neydi işte birini görüyor. Kız çocuğu tamam mı? Gidiyor. Nereye gidiyorsun sen diyor. Ses etmiyor. Bir daha sesleniyor. Kızın peşinden yürüyor. Tamam mı? Ondan sonra dönüyor gülüyor. Ondan sonra beraber yürüyorlar. Ondan sonra kadın bir terslik olduğunu anlıyor. Dönüyor yoldan. Eve gidiyor ki o kız da evde oturuyor. Normal. Böyle şekilde aynen böyle şekilde işte onun şeyi de var. Eğer öyle bir şeyle karşılaşırsanız nasıl anlarsınız olmadığını hayat kurtaran bilgiler verilir şimdi. Birincisi gözlerinin normalden daha büyük ve siyah olması gerekiyor. Yani o anlatılarda öyledir. Eğer kılık değiştirdiyse normalden daha siyah gözlü ve büyük gözlü olur. Evet. Normalde insanın yani gerçeği nasılsa ondan daha siyah ve iri gözlü oluyormuş. Ve ağızlarının kenarının daha mor olduğu böyle kansız gibi kanı çekilmiş gibi bir hali olduğu söyleniliyor anlatılarda. Evet. Bir de ayak meselesi var. Ama o bence pek işlemiyor. O bence bu Babil'den falan gelme bir şey. Ters ayak meselesi var bir de. Turkish shape shifters diyor Ali de. Evet, ayak meselesi bizde fazla işlemiyor. Ayakları ters dönmüyor ama Özkul Çobanoğlu'nun kitabında, Memoratlar kitabında çoğu anlatıda cin görenlerin ayakları ters olduğu olarak gördüğünü söylüyor. Yani anlatılar o yönde. Ama bunlar... Evet, evet. Ama şu anda mesela onu gören yok. Gören şu anda ayağı düz görüyor mesela. Artık herhalde sırları ortaya çıktı diye. Evet. O meseleye tek girişmiyorlar. Evet. Bir de bak şeyin de efsanesini yapmışlar. Deli bal. Bizim arkadaşlar deli balı bilmeyen varsa söyleyeyim, kestane balıdır. Kestane balı da çok sert bir baldır. Ağır bir baldır. Böyle kaşıklaya kaşıklaya yerseniz eğer bu deli balı yani kestane balını mahvolursunuz, ölürsünüz muhtemelen. Çünkü çok sert bir bal, ağır bir bal. Onunla ilgili bir söylence Trabzon'da. On binler zorlu bir yolculuktan sonra Trabzon önlerine gelirler. Maçka Gümüşhane arasındaki dağlardan geçerken ağaçlardan bal damladığını görürler. Askerlerin çoğu üşüşüp baldan yiyince ya uykuya dalar ya da deli olurlar. Aradan saatler geçer fakat uyanamazlar. Onları gören yerliler üzerlerinde ne varsa alırlar. Ayılanları da bir güzel döverler. Askerler de ayık olanları kıyıya doğru alıp kaçmaya başlarlar. Sonunda balın Maçka'da Meryem Ana dağlarında yetişen Zifin Zafinos adlı çalımsız bir bitkiden toplandığı anlaşılır. Ayılanlar bir süre deli gibi dolaştıklarından bu balın adı deli bal, bu bala deli bal adı verilir. Günümüzde yaban arısı balı da denilen bu baldan çok yiyenlerde çeşitli delilikler, uyuşukluklar, sarhoşluklar görülür ki buna bal tutulması denir arkadaşlar. Deli baldan yemeyiniz fazla. Yaban arısı balıdır bu. Gördüğünüz gibi. Bizim Karadenizliler de hiç fırsat kolluyorlarmış ya. Yani bir şey kaçıralım, şey yapalım diye. Güzelmiş ama bu. Yağma edelim diye. Arkadaşlar Şeker abi gelecek birazdan. Var mı hikaye şehri olan? Arkadaşlar biz sizin için açtık yayını. Şehrinizi söyleyin. Burada biz anlatalım diye açtık. Siz de hiçbir şey söylemiyorsunuz. Çete bir şey yazmıyorsunuz. Yazınız. Nasıl olacak yoksa? Nasıl anlatacağız? Yatma çakal yatağında koy yesin aslan seni. Evet abi. Geçme Namert Köprüsü'nden koaparsın su seni. Bu da bizim Sakar Baba efsanesiyle alakalıdır. Hoş geldin Furkan abi bu arada. Sakar Baba efsanesi. Onu anlattık ama. Birkaç yayın önce. Aa onu anlatmamıştık. Anlatalım istiyorsanız. Kırıkkale'ye bakacağım. Sakar Baba'yı anlatayım. Kırıkkale'ye bakalım. Sakar Baba ilginç bir herif, ilginç bir adam. Söylenceye göre günün birinde Sakar Dede adlı bir ermişin yolu Adapazarı'na düşmüş.
Sakarya Nehri üzerindeki 5 köprüden geçerken arkadaşlar, 5 köprü Justinianus'un köprüsüdür. İmparator Justinianus yaptırmıştır 5 köprüyü. 5 köprüden geçerken durdurulmuş ve kendisinden geçiş vergisi istenmiş. Eşkıyanın biri. Ermiş, parası olmadığını ve veremeyeceğini söylediyse de kimse oralı olmamış. Geçiş izni istemiş ama izin verilmediği gibi hakaret de işitmiş. Dede eliyle kirazcı yönünü göstererek bir okumaya başlamış. Daha duası bitmeden nehir yatak değiştirerek Sakar dedenin gösterdiği ovanın başka yönünden akmaya başlamış. Sakar dede köprünün sahibini lanetlemiş olduğundan nehir yolunu değiştirmiş ve köprü kuru toprak üzerine kalmış. Gerçekten de bugün Justinianus Köprüsü'nün altından bir dere akmaz. O yüzden Sakar Baba da geçme namert köprüsünden, ko aparsın su seni, simme tilki gölgesine, koyesin aslan seni deyip suya dalmış ve karşıya geçmiş. O günden itibaren yeni yatağından akan bu ırmak halk arasında Sakarya Nehri adını almış. Ve o gün bugün Erenler Tepesi'nin eteklerindeki türbede yatan Ermiş'in Sakar Dede olduğuna inanılmış. Günümüzde Erenler ilçesinin sınırları içerisinde türbesi de olan Sakar Dede'den söz açarken Sakarya, hani Sakarya biçiminde halk arasında söylenişinin yaygınlaşmasından sonra Sakarya da ortaya çıkar. Bu tamamen alakasız arkadaşlar, biliyorsunuz. Anlam verebilmek mümkün değil. Abi işte şeyden dolayı, ne derler ona? Bu ad vermeleri gerekiyor. Bu Sakarya adını Müslümanlaştırmaları gerekiyor. Sangarya adını. Doğru mudur Sivasi hocam? Aa, hepiniz sesinizi kapatmışsınız. Niye sesinizi kapattınız? Buradayım. Ben sana ses gelmesin diye sessiz aldım. Yok gelmiyor sizden ses. Sivasi hocam burada mısınız? Bana tepki olarak dün ben de yayında yayınınızda sesimi kapattım. Ona tepki olarak mı sesinizi kapattınız? Bu nasıldı İrem? Dinledin mi efsaneyi? Dinledim, çok iyiydi. Adam şey ben yapıyor. Sevdim. Dere yatağının yerini değiştiriyor. Baya baya. Şeker abi, bu arada genel kanalına girersen eğer, genel ses kanalına girersen ben seni aşağıya yayın kanalına çekeceğim. Sen genel ses kanalına gir, ben seni yayın kanalına çekeceğim. Furkan abi bunlar, şimdi Sangarya, Sakarya'nın eski adı biliyorsun. Bu adı İslamlaştırmak gerekiyor. Bu İslamlaştırma da boş yere olmaz. Yani arkasını doldurmak gerekiyor bu işin. Böyle bir evliyalar çıkıyor ortaya. Bu evliyaların mesela nehir yatağını değiştirmek birazcık şeyler bunlar. Şaman kerametleri aslında. Şimdi mesela şamanın da bir çubuğu vardır. Böyle nesnelerin ve doğa unsurlarının yerini değiştirebilir. Bir çubuğu vardır şamanın. Kayın ağacından bir çubuğu vardır. Onunla mesela karşı kıyıdaki teknesini falan böyle çağırabilir. Dere yataklarıyla oynar. Gök yağmur yağdırır. Yerden su fışkırtır. Dağı yürütür. Yani İrem'in dediği gibi dağı yürütür. Bu birazcık işte şamanizmden kalma inançların birazcık şeyi, ne derler ona. Arta kalmış hali. Böyle evliya efsanelerinin içine sızıyor bunlar bir şekilde. Twitter menşuru Sangarius. Şimdi anladım. Evet Sangarius. Doğru. Sangarya. Sangarius şeydir. Ne derler ona. Sakarya'nın eski adıdır. Kırıkkale'ye bakalım. Şeker abi gelene kadar yine. Kırıkkale efsaneleri. Uğur yazmış, Kırıkkale'yi merak etmiş, Gelincik Efsanesi diye bir efsane varmış, bakalım. Çeşnigir Köprüsü efsanesi varmış. Köprü Kızılırmak'ın üzerinde kurulu, 900 sene önce yapılmış, muhtemelen Selçuklu zamanından kalma, 112 metre uzunluğunda 13 kemerden oluşmuştur. Seda Hanım, hoş geldiniz. Seda Hanım, konu şey, siz bana şehrinizi söylüyorsunuz, ben de bu şehrin efsanelerini okuyorum. Burada İrem ve şey de var, Sivasi de var. Şehrin efsanelerini okuyoruz. Ondan sonra şey yapıyoruz. İncelemeye böyle hakkında kısa kısa konuşuyoruz işte. Vaktimizin yettiğince. Amasya'dan okuduk, birkaç tane Şeker abi var burada. O da Amasyalı. O da yayına gelebilirse eğer, o da Amasya'dan birkaç hikaye, baba hikayesi, babaları, dedeleri anlatacak bize. Şimdi bakalım. O kemeri, zamanın mimarları, bir köprünün çok büyük bir kemeri varmış. O kemeri zamanın mimarları bir türlü tutturamamışlar. Çok uğraşmışlar ama tutturmak bir türlü mümkün olmamış. Köprü yapılmadan evvel zamanın hükümdarı sefere giderken Kızılırmak'ın sığ yerinden geçip gidermiş. Yine bir sefer esnasında hükümdar mimarlarına ve köprü ustalarına ben seferden dönünceye kadar buraya bir köprü yapılsın diye emretmiş. Ustalar, mimarlar 7-8 defa köprüyü yapmaya uğraşmışlar. Ama her defasında
yıkılmış. Neticede Rum asıllı Hristiyan bir mimar bu köprünün yıkılmaması ve büyük kemerin tutturabilmesi için Allah'a gece boyunca yalvarmış. Bir ara dalıp rüyasında kızı ile oğlunun kurban edilip onların kanı ile yoğrulan iki taşın köprüye konulması ile büyük kemerin tutturulmuş ve köprünün kurulmuş olacağını görüyor. Arkadaşlar, Hristiyan bir Rum Allah'a dua ediyor bütün gece ve köprü tutuyor. Bu rüya üzerine adamcağız kızı ile... Mehmet'in anlattığı değil mi? Nasıl? Mehmet'in anlattığıyla çok benziyor. Mehmet Sivasi'nin mi? Evet evet, Sivasi'nin evet. anlattığıyla çok benziyor. Bu rüya üzerine, rüyasında görüyor arkadaşlar, pardon. Bu kemerin tutulduğunu rüyasında görüyor, pardon. Rüya üzerine adamcağız kızı ile oğlunu kurban ediyor. Onların kanı ile yoğrulan taşları köprünün büyük kemerine yerleştiriyor ve büyük kemer tutuyor. Köprüde o iki kanlı, iki taş hala görülmektedir arkadaşlar. Bunlar da gariptir. İrem, sen de dinlediğin anlatılarda var mı bu? Hala görülür bunlar böyle. Hep böyle denir. Taşlaşanlarda şey var, Manisa'daki işte Yunan, ama aslında o tam Yunan değil bence. Biz onu öğrenmişiz bir yerden. Taşı görmüşüz, onu hatırlamışız. Evet. O tamamen Türk taş kültü. Evet evet, taş kesilme motifi. Aynen. Gözünden yaş damlıyor. Mesela kaynak sudan gelen bir su var o taşın üstüne, işte Niobe evet. dedikleri. Gözünden yaş akıyormuş gibi görünüyor. Diyorlar ki hala ağlıyor. Hala gözünden yaş aktığı evet. görülür. Halbuki kaynak su dökülüyor oradan. Evet evet. Ama onu hemen ona bağlamışlar. Taş kültü haline getirmişler işte. Evet. Burada da mesela hala o kan köprünün kanlı tarafları hala görülür diyor. Garip bir şekilde. Abi, kim... Mesaj attım sana şeyi. Bu arada böldüm ama. Neyi? Buldur. Demiştim ya sana köprünün hikayesi diye. Aha. WhatsApp'tan mı attın? Yok yok. Twitter'dan attım. Twitter'dan bakıyorum, giriyorum hemen. Yayın bölümdesinde. Giriyorum. Doğrularına yazmışlar hikayeyi de. Oradan şimdi Sivasi'nin arkadaşlar paylaştığı şeyi. Bu şey ama YouTube videosu. Evet, onun şeyinde, yorumlarında işte. Ha. Bu şarkı gibi bir şey herhalde. Açayım mı, dinleyelim. Birazcık. Ya da... Şu an açılmıyor. Birazdan... Dinleyelim. Dur, birazdan dinleyelim. Şeker abi niye gelemiyorsun hala yayına? Şeker abi gel. Make-up. Genel ses kanalına gir. Ben seni aşağıya çekeceğim Şeker abi. Şeker abi genel ses kanalına gir. Genel ses kanalı. Bizim orada aşağıda ses kanallarında genel ses kanalı yazıyor. Oraya gir. Ben seni aşağıya çekeceğim. Genele gir. Üstüne tıkladın mı giriyorsun abi. Üstüne tıklayınca giriyorsun. Bak bizde bu köprüyle ilgili, dinledin mi sen köprüyle ilgili anlattığımı daha demin? Sivas'ta. Benim yok, bunu araştırıyordum. Duymadım valla. Ya köprüyü bir Hristiyan Rum, Kırıkkale'den bu. Hristiyan Rum şey yapıyor. Bir mimar, Hristiyan Rum bir mimar şey yapıyor, ne derler ona. Rüya görüyor. Kızıyla oğlunu kurban edip onların kanıyla eğer köprünün taşını işlersen, yani köprünün taşını onların kanını koyarsan... Köprünün taşı kemeri tutar diye bir rüya görüyor. Ve böylelikle kızını ve oğlunu kurban edip onların kanıyla köprünün kemerini yapıyor. Ve tutuyor köprünün kemeri. Aynı figür, aynı. Aha. Aynı. Bu benim attığımla aynı olacak. Oku. Hatta bugün geçeyim okumuşum. Arkadaşlar. Bu Türkiye benzemiyor. Yani biz bunu almışız Rum ya da. Evet evet, almışız. Almışız. Yapıya şey böyle kurban sunma var yaparken diyor, bak okuyayım mı? Oku. Değirmendere şarkısı, Trabzon. Geleneksel bir Trabzon şarkısı. Tiria'nın köprüsü, Arta'nın köprüsü sözlerine benziyor. Tiria'nın efsanevi köprüsü şarkının sözlerine göre bir insan kurban edilerek ağlamlaştırıldı. Trabzon, Erzurum yolunda Trabzon'dan 18 km mesafede bulunuyormuş. Piksitis, yani Değirmendere Köprüsü'nün ustabaşısı köprü sağlam olsun diye temelini kendi karşısına koyarak kurban etmiş. Şarkının verdiği mesaj şu: kurbansız hiçbir şey olmaz. Her büyük iş için mutlaka kurban verilmesi gerekir. Ya da bir yere, bir amaca ulaşmak için kendimizden bir parça vermeliyiz. Evet. Tiria Köprüsü'nün için ustabaşı kendi mutluluğunu feda ederek karısını kurban ediyor. Sözlerini yazmış sonunda. Böyle. Defne mefne diyor ama gel defne. Burada baya pagan esintili bu. Tabii canım. Evet, evet.
Sözleri uzun yani okusa bayağı gider, ondan okumuyorum. Korkmuş bir hikaye yani, bir şey var. Herhalde korkmuş, ne zannediyorsun? Evet, ilginç Uğur. Evet. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi şehirlerinizi yazınız. Şehirlerinizi yazınız. Buradan rastgele açıp okumayalım. Siz de, sizin de gönlünüz olsun, bizim de gönlümüz olsun, öyle gitsin. Chat'te olan arkadaşlar şehirlerinizi bekliyoruz sizden. Hangi şehre bakalım? Sivas. Sivas'a bakalım. Ya Şeker abi ben şimdi sana... Of. Ah geldi galiba. Yok gelmemiş. Şeker abi. Bir kez daha anlatıyorum. Düzensiz Kitaplık kanalına gir. Ondan sonra Düzensiz Kitaplık kanalında sol tarafta ses kanallarını göreceksin. Ses kanallarından genele tıkla ve katılıyorsun ses kanalına. Bu kadar. Başım döndü bir. Şampiyonlar Ligi finali bir siz. Eyvallah Nexus. Eyvallah. Şimdi yok mu hiç şehir söyleyecek olan ya? Arkadaşlar üzmeyin beni. Şehrinizi söyleyin. Artvin'den var mı? Hemen bakalım Deniz, Artvin'e bakalım. Artvin'den olmaz mı? Artvin şaman kültürünün, eski Türk inançlarının en çok yaşadığı yerlerden yani. Çok fazla yaşar Artvin'de. Yıkık efsanesi. Bir kadın ses duymuş. Bir taş dağdan bağırıyormuş. Gelen mi gelmeyen mi diye. Kadın bakmış ve aşağıdan bağırmış. Gel gel Allah belanı versin demiş. Taş gelmeye başlamış. Gelmiş gelmiş tam köyü kaplayacağı zaman kadın dur dur demiş. Taş durmuş. Halen orası halen yıkık olarak duruyormuş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burada Allah belanı versin falan diye. Taşa şey... Camandar Efendi efsanesi. Torbalı köyü ile Peynirli köyünün hudutları arasında yolun altında suyun kenarında mezarı var. Baharın suları coştuğu zaman her yeri su alır. Orası yıllardır sağlam durur. Hasta olanlar, derdi olanlar gelip orada dua ederler. Kurban kesip dağıtırlar. Ardanuş'ta çok yaygın olan türbelerde abdest alıp niyet tutup uykuya yatmak burada da yapılmaktadır. Görecekleri rüyaya göre yorum yaparlar. Mezarın etrafına çaput bağlarlar. Camandar'da ermiş bir kadın varmış arkadaşlar. Ermiş kadın, bakın Artvin'de olay geçiyor. Artvin eski Türk kültürünün çok inanılmaz fazla yaşadığı bir yerdir. Ondan dolayı mesela kadın bir ermiş görebiliyoruz burada. Camandar Efendi de... Geliyorum ben birazdan. Tamam. Camandar Efendi de tahsil yapıp gelmişmiş. Camandar Efendi'ye gel şu akan dereye oku. Bakalım suyu durdurabilecek misin demiş. Camandar Efendi okumuş ama su durmamış. Dindar bir adam varmış. Gelmiş dua etmiş, su durmuş. Kadın demiş ki sen ilmi tam belleyememişsin. Suyu durduramadın. Camandar Efendi tekrar gidip ilim tahsil edip dönmüş. O köye yerleşip kalmış ve orada ölmüş. Burada da şey var, ne derler ona. İlim raconu. Ya isimler çok güzel. İt ağızlılar efsanesi. Ovacık köyünde Çancağın sırtında Hasan Ağagil'in bağlarda toprağın altında evler varmış. Toprağın altında evler var. Bu evlerin ufak tefek kapıları varmış. Gece ışıklar yanar, sesler gelirmiş. Bunlara it ağızlılar denmiş. Kim hakkında konuşuyorsunuz ya? Artvin'den var. Kylie Walker ne de her şey olsun. Siz aranızda konuşuyormuşsunuz. Deniz'le Seda Hanım da tanışıyorlar herhalde. Onlar şey yapmış. Kavağın arkadaşlar, İrem bak bunu sen de iyi dinle. Kavağın secde etmesi. Şeker abi seni aldım aşağıya. Ben bu hikayeyi anlatayım sonra sana geçerim. Kavağın secde etmesi. Status Tunceli'ye de bakacağım Şeker abi anlattıktan sonra. Mübarek gecelerde gök açılırmış. Bu gök açılması meselesi hakkında bir şey duydunuz mu İrem? Evet şey var. Mesela işte gök balkıdı meselesi var bizde. Evet. Kutsal günlerde, kutsal dediğim Arefe'de ya da işte nasıl anlatayım, mesela Hıdır Ellez bizim için bir de kutsal gün. O günlerde yağmur yağınca gök açıldı, gök açılır yani melek iner, evet. Aklına gelebilecek bütün evliyalar iner, gök açılır. Gök açılırmış, yani bir taraf ışıklanırmış, yani balkır yani dediğin gibi. Bunu gören ağaçlar
yere secde ederlermiş. Böyle bir olaya bir kadın tanık olmuş. İnanmazlar diye yazmasını açıp kavağa bağlamış. Sabah kalkmışlar ki yazma kavağın tepesinde sallanıyor. Çocukken biz de bu gecelerde bize de rastlar diye kapıya çıkıp bakardık demiş. Şahsiye Önal diye Sakarya köyünden biri demiş bunu mesela. Görüyorsunuz arkadaşlar, kavak ağacı secde ediyormuş. Yatırlara bakalım. Acı Elmas, Kale Efsanesi. Ha, bu kadar var. Şeker abi, sesini açarsan eğer şey yapalım, dinleyelim senden Amasya efsanelerini. Ya efsaneler varken sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Babaları dedeleri. Ya babaları dedeleri, iyi akşamlar bu arada. İyi akşamlar abi. Hoş geldin. Ben sizin Twitter yayınlarınızı da takip ediyorum da pek bağlanamıyorum gece olduğu için. Gürültü olur diye. Yani arada bir izliyorum, takip ediyorum. Eyvallah abi. Ben Amasya değil, Gümüşacı köylüyüm. O zaman konuştuğunuz şeylerden bazıları da aklımda, hani girip konuşabilirdim de. Mesela Kabaoğuz diye konuşmuştunuz. Kabaoğuz bizim orada mesela. Aha. Kabaoğlu deriz biz ona. Hani onu hatırlar mısınız bilmiyorum, konuştunuz mu? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Bunun dışında hatırladınız mı onu bilmiyorum. Aha, hatırladım, hatırladım. Kabaoğuz deriz biz ona, hani Kabaoğuz. Evet. Diye direkt söylenir. Bizim oradaki hani o senin de anlattığın hikaye efsane şeye tabii. Niyaz Baba var bizim orada. Piri Baba var. Bunların ikisi Piri Baba ile Koyun Baba kardeş derler. Piri Baba, Koyun Baba, Niyaz Baba. Tabii efsane, birbirleriyle yakın değil hani benim bildiğim. Koyun Baba Osmancık'ta. Fatih Sultan Mehmet zamanında yaşamış kendisi. Hı hı. Akşemseddin'de orada eğitim görüyor. Sonradan Göynü'ye gidiyor. Biliyorsunuzdur belki. Hı hı. İşte Piri Baba'ya, işte senin dediğin o hikaye o. Niyaz Baba Piri Baba'ya gidiyor işte. Mendilinde süt var. İşte Piri Baba da ayakkabı şey ustası işte yani. İşte mendilindeki sütte gidiyor. O da işte bir kadına ayakkabısını denerken onun topuğunu görüyor. Beyaz topuğunu. Evet. Orada işte gördüğün zaman da süt tam damlamış. İşte kadın gittikten sonra da kardeşinin kulağını çekmiş Piri Baba. Demiş ki hani Niyaz demiş. O dağın başında demiş şey olmak kolay. Baba olmak kolay, dede olmak kolay demiş. Burada demiş hani daha az var. Evet. Niyaz'ın da böyle bir hikayesi var. Yani ona derler. Ama tabii işte Merzifon'da, Gümüşeşiköy'deki bu olaylar Amasya'nın başka yerlerinde, Çorum'un başka yerlerinde başkalarına şey yapılıyor, söyleniyor. Hani bunu hani belirtmek istedim. Başka bizim orada ne var? Benim bildiğim Arak Baba var. Biliyor musunuz onu bilmiyorum. Yok abi. Konuşmuştuk bir arada. Arak Baba. Arak Baba'da Yunus Emre'nin hocası Taptuk var biliyorsunuz. Aha. Onun hocası Barak. Ha, Barak Baba. Evet. Ha, ben Barak, ha ben de diyorum Arak Baba. Ben de Arak Baba anladım ben de. Ha, Barak. Ha, Barak. Ben Barak anladım. Yani bir tarihte götürebilirsek bizim oraları bayağı gezdireceğim ama. Götür abi ya. Olursa. Bu yaz geleyim. bu yaz korona var, zor artık da. Evet ya. Nerede inşallah gideriz buranın türbelerini falan gezdim. İşte oralarda şenlikler düzenleniyor. Dedeler, babalar bizim oralarda çok biliyorsunuz hani. Amasya'da, Çorum'da oluyor yani. Evet. Var mı abi başka anlatacağım baba dede? Baba dede, o kadar baba söyledim işte, yetmiyor mu? Kum baba var mesela yine orada. İşte. Ya çok hani türbeler işte. Evet evet. Efsanelerden yani ben de çok inanmadığım için böyle şeylere. İşte çocuğu olmayanlar bir tanesine gidiyor. İşte evlenemeyenler bir tanesine gidiyor. Tercih olanlar bir tanesine gidiyor. Kör olanlar bir tanesine gidiyor. İşte bunun gibi şeyler. Hani mum dikiyorlar işte. Aha. Bez bağlıyorlar. Gibi şeyler yani. Burada şimdi ne, bir tane öksürük baba diye bir şey buldum da onu arıyorum şimdi. Öksürük baba neymiş ya? Vallahi ilginç. Olabilir, kanser hastalarının gittiği de var mesela. Evet evet. Bizim orada. Çifte kardeşler ile aynı güzergahta yolun çaprazında olan kabristan halk arasında öksürük baba
tükürük nene olarak adlandırılmıştır Erzurum'da. Öksürüğü olan hastalar buraya getirilerek himmet ve şifa Allah'tan deyip dua edilir. Öksürük babanın kabristanında Ayetel Kürsi yazısını görürüz. Bu da Abbasiler ve Selçuklulardan kalma bir gelenek olup diğer mezar taşları ile karışmasın diye yazılmıştır. Buna göre Ayetel Kürsi yazılan bir kabristanda kişinin sahabe olduğu anlaşılmaktadır. Çeşitli kaynaklarda mezardakilerin karı kacı olduğu iddia edilmektedir. Görüyorsunuz arkadaşlar, böyle şeyler var. Çoğu baba, dede tipleri bu tarz hastalıklara yönelik tiplerdir genel olarak. Gidersin öksürüğünü geçirirsin. Gidersin şeyini geçirirsin. Ne derler ona? Hastalığını geçirirsin. Felcini geçirirsin, şuyunu geçirirsin, bunu geçirirsin. Bunlar çok sık görülür Anadolu'da. İhtiyaca yönelik işlevsel babalar aslında bunlar. Ama ahilerden biri olduğunu söylüyor Yaşar Kalafat. Ahi Elvan. Ahi Elvan'ın öksürük baba, huyu kesen baba, lal baba, sarılık ocağı gibi adları varmış. Evran değil arkadaşlar, yanlış anlamayın. Ahi Elvan. Ankara'da Etimeskut ilçesinde türbesi varmış. Bu genel olarak şifa verici bir ahi sanırım. Bütün çünkü öksürük baba, huyu kesen baba, lal baba. Bu lal baba muhtemelen dilsizlere iyi geliyor. Sarılık ocağı adı var. Gördüğünüz gibi bunlar işlevsel babalar birazcık. Hastalık geçiriyorlar bunlar. Sivas'ı çıktı, düştü herhalde. Siil dedi. Evet evet, böyle hastalık adlarıyla şeyler var ya, ne derler ona. Direkt hastalık adlarıyla babalar var. Onlar da ilgi çekici gerçekten, fazla fazla. Arkadaşlar, şehir yazan oldu mu? Tunceli yazan olmuş. Tunceli'ye bakalım. Var mı abi Şeker abi Tunceli hakkında bir şey? Sen de. Tunceli hakkında yok. Yani ben hani çok inanmadığım için böyle şeylere. Annemler çok gider ama yani. Ya bu birazcık da şey. Burada şenlikler olur mesela. Kültürel malzemeler ya bunlar da sonuçta. Tabii canım yani. Yani küçümsemek için değil. Yani annemler falan da gidiyor. Böyle. Niyazbada şenlikleri falan olur. Hani aha. Oralarda işte eğlenirler. İşte kurbanlıklar adak falan olur. Öyle. Etkinlikler düzenleniyor yani. Ama bu koyun baba işte dediğim gibi hani Fatih'in döneminde yaşamış gerçek yani. Niyaz'la Pili Baba tabii belli değil. Anladım. Onlar efsaneleşmiş olabilir. Öyle şeyler var abi. Kardeş koyun baba gerçek ama. Kardeş evliyalar sık görülüyor. Böyle kardeş mesela İrem de anlattı. Yedi kardeşler. Sakarya'da da var bu. Yedi kardeşler. Hendek'te. Onlar da kardeş diyorlar da. Kardeşler, yediler. O rakamı tamlayabilmek için sanırım evet, böyle evet. Kardeş yapıyorlar. Herhalde. Evet, evet. Evet. Evet, evet. Bak Şeker abinin anlattığında da mesela 3 kardeşi var. Sayılar hep aynı. 3 kardeş var Şeker abinin anlattığında da. 3 kardeş var evet yani. Ama tabii tutmuyor tarihler. Koyun babayla Piri baba tutabilir. Niyaz baba çok eski mesela. 1220'lerde. İşte şey abi. Yani. Mesele onu 3'e tamamlamak. 3 çünkü kutsal bir sayı ya halk arasında. Evet evet. Evet. 3, 7, 40 onlar ona tamamlıyor. Şimdi Tunceli'den Deniz, Tunceli'den bir Munzur Baba'yı okuyalım. Ondan sonra Antalya'ya bakalım. Munzur Baba efsanesi arkadaşlar. Herhalde şeyde Statusk'ta Munzur Baba'yı yazmış. En efsanesi de bu herhalde. Hasan Baba'dan çok olduğunu duyunca hayal kırıklığına uğradım. Çok özel bir... Hayır, o her yerde var artık. Nexus. Her yerde var. O yüzden üzülebilirsin. Şimdi Munzur Baba. Zamanın birinde bir pir varmış. Onun da tek bir kızı. Kız bir gün ölür. Dede birkaç gün üst üste kızını rüyasında görür. Kızı baba der, benim mezarımı aç, bende bir emanet var, onu al. Dede gördüğü rüyayı taliplerine anlatır. Bunun üzerine karar verilip mezar açılır. Kızın tabutunun içerisinde beşiğe benzer bir şeyin içerisinde bir çocuk şehadet parmağını emmektedir. Vay 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 vay. Çocuğu oradan alırlar. Dede rüyasında tekrar görür kızını. Kız rüyasında babasına çocuğun adını Munzur bırakın der. Gel zaman git zaman Munzur 7 yaşına gelir arkadaşlar. 7 çok önemli. Bakın yine 7. Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Koyungölü civarında yaşayan bir ağanın koyunlarını gütmek için yanında çobanlık yapmaya başlar. Munzur'un ağası hac zamanı geldiği için hacca gitmiş. Ağasının hacda olduğu bir gün Munzur ağanın yanına gelir ve
Hanımım, ağamın canı sıcak helva ister. Helvayı yaparsam ben kendisine götürürüm der. Ağanın hanımı önce şaşırır. Sonra herhalde zavallı çobanın canı helva yemek istiyor. Doğrudan söylemeye dili varmıyor, utanıyordur. Ağasında bahane ediyor. Kendisine bir helva yapayım da yesin der. Helvayı pişirir. Bir bohçanın içine bağlar ve Munzur'a al evladım götür der. O sırada ağa haçta namaz kılmaktadır. Namaz sırasında sağa selam verirken bir de bakar ki sağ yanında elinde bir bohça ile Munzur dikilmiş duruyor. Namazını bitirip Munzur'a hoş geldin evladım, burada ne arıyorsun, nedir o elindeki der. Munzur da ağam canın sıcak helva istemişti, onu sana getirdim der. Bak bak bak, meseleye bak, hacca gidiyor. Tunceli'den Mekke'ye ışınlanıyor. Bu tamamen bir İslam inancında olmayan bir şeydir, meseledir bu, ışınlanma meselesi. Elindeki bohçayı... Bu değil mi? Fayi zaman, fayi mekan değil mi bu? Evet evet, oh bayağı o. Bayağı o. Soğumamış helva. Ya ne soğuması, adam bir saniye göz açıp kapayıncaya kadar gidiyor anti. Bohçayı ağasına uzatır. Ağası bohçayı açar ve bakar ki içinde sıcacık helva paketlenmiş duruyor. Ağa hayretler içerisinde Munzur'a bir şeyler söylemek için başını çevirdiğinde bir de bakar ki Munzur yanında yok. Ağa haç görevini tamamlayıp köyüne döndüğünde komşuları herkes elinde bir hediye ile hacıyı karşılamaya giderler. Munzur da götürecek başka bir hediyesi olmadığından bir çanağın içerisine koyunlardan bir miktar süt sağar ve bununla ağasını karşılamaya gider. Ağa Munzur'u görünce yanındakilere asıl hacı Munzur'dur, öpülecek el varsa Munzur'un elidir. Önce ben öpeceğim der ve Munzur'a doğru koşar. Munzur bu konuşmaları duyduğunda aman ağam Allah aşkına böyle bir şey olmaz. Ben yıllarca senin ekmeğinle aşınla büyüdüm. Sen nasıl benim elimi öpersin? Ben sana elimi öptürmem der ve kaçmaya başlar. Munzur önde, ağa ve yanındakiler arkasında bir kovalamaca başlar. Şimdiki Munzur ırmağının çıktığı ilk yere geldikleri zaman Munzur'un elindeki süt dolu çanak dökülür ve sütün döküldüğü yerde süt gibi bembeyaz bir su fışkırır. Munzur 40 adım daha atar. Bakın ya, 40 adım daha atar. Fışkıran bu sulardan bir ırmak meydana gelir. Munzur'un arkasından koşanlar bu ırmaktan öteye geçemezler. Munzur da bu dağlarda kaybolup gider. Yöre halkın efsaneleştirdiği Munzur ile Tanrı'nın varlıklı ve sözü geçen kişiler yanında bir çobanın da keramet sahibi olabileceğini, çoban olsa bile Tanrı'nın sevgisine mazhar olabilecek temiz yürekli, imanlı insan olabileceğini belirtilmekte, Munzur'u bu inançta efsaneleştirmektedir. Arkadaşlar görüyorsunuz. İyi hikayeymiş bu da. Kızla ilgili kısım yoktu benim bildiğimde. Vallahi buradan okudum ben. Valilik sitesinde yayınlanmış bu hikaye. Çok iyi hikayeymiş status. Benim çok hoşuma gitti. Sivasi, burada mısın? Nasıl, iyi miydi? Evet. Biliyordum zaten bunu. Bu meşhur bir hikaye. Mevzul miktarda Tunceli olduğu için illaki duyuyor. Işınlansaymış niye koşuyor demiş anti. Evet haklı. Hayda yine süt. Bütün sırrı bozdun. Fakat orada bir sürü göze varmış. Ondan şey yapıyor yani. Çevreye daldığı için koşturuyor filan. Fakat Müzeyyen, hoş geldin. Nerelisin? Neredensin? Haçansın? Söyle, şehrinin hikayesini okuyalım, efsanesini okuyalım. Hoş geldin. Sivas dedik, hala gelecek. Sivas'a bakıyoruz. Şimdi Deniz Antalya demişti ama Antalya'ya gelmeden evet. Sivas'ı Sivas, Sivas dedi. Bu nedir bu Karadenizlular dedi. Antalya. He? Duymadık ki. Duysak şey yapalım. Aygır Gölü efsanesi Sivas'tan. Var mı böyle bir göl? Ney gölü? Aygır Gölü. Bizim o taraflarda çok Aygır Gölü var. Evet. Neyse göller hep ya Mavi Göl, Gök Göl ya da Aygır Gölü deniyor. Okuyorum şimdi. Koyuncu köyünden bir kişi Aygır Gölü'nün kenarına atını örkleyip, yani zincirini yere çakıp atı bağlayıp, kendisi tarlada çalışırken gölden bir aygır çıkmış ve köylünün dalap olan atıyla çiftleşmiş. Bir sene sonra bu kısrak güzel bir tay doğurmuş. Köylü aynı mevsimde yine bu kısrağı yanına alarak aynı gölün kıyısına getirmiş. Yine kendi işine dalmış. Kısrak ve yavrusu gölün kenarında otluyormuş. Bu sırada suyun içerisinden aynı aygır çıkmış. İlk önce kısrağı tuttuğu gibi göle çekmiş ve suyun içinde öldürmüş.
Daha sonra da yavrusunu alarak gölün derin suları içerisinde kaybolmuş. Rivayete göre gölde öldürülen kısrağın bukağısı kör kazıklı denilen yerden yıllar sonra çıkmış ve o günden sonra bu göle Aygır Gölü adı verilmiş. Bakın arkadaşlar, burada doyumsuzluk üzerine bir hikaye var herhalde ki adam bir dahaki sene hani bir daha belki bizim Atakerkinir. Evet, Atakerkinir diye buradan şey yapıyor yani. Loch Ness atı. Evet evet, bu at arkadaşlar bu aynı bu şekilde olan öldürülmemeli hali Köroğlu'nun aynısı. Yani Köroğlu. Baya. Bunlar Aygır Gölleri şeyde de vardı. Türkistan taraflarında da çok vardır bu arada. Böyle Aygır anlatılı göller. Hazar tarafında vardır. Hazardan çıktığına da inanılır bazı yerlerde. Vallahi sizde hep Süleyman var. Hep peygamberler var. Heh, buldum bir tane. Dökmetaş efsanesi. Çok eski zamanlarda Karalar Köyü'nde bir çoban varmış. Neresi bu Karalar Köyü biliyor musun? Sivas'ın. Sivas'ın 1000 tane köyü var. Bu arada. Evet, ciddiyim bu konuda. Yok, belki biliyorsundur diye duymuşsundur. Karalar Köyü. Yok. İlçe falan bilsem. Belki duymuş olurum. Gözü gibi koruduğu sürüsünü şu dağ senin, bu yayla benim gezdirir dururmuş. Mevsimin çok kurak geçtiği bir yıl susuzluktan yanan sürüsüne bir sulak bulamayınca çaresiz Sarı Tepe'nin ardındaki Dökme Taş denilen yere gelmiş. Susuzluktan inleyen koyunların haline dayanamamış ve ellerini göğe kaldırarak "Allah'ım şu koyunlarıma şuralardan bir su çıkarırsan sana kara koçla ak koçu kurban keseceğim" demiş. Kara koç ve ak koç önemlidir. Dede Korkut'ta da bulursunuz kara koç ak koçu. Aynen. Evet. Birden yerler titremeye başlamış. Bir su peydah olmuş ki billur gibi. Sarı çiçekli yaylanın ortasında çağıl çağıl akmaya başlamış. Bu buz gibi sudan çoban ve sürüsü kana kana içmiş. İçmesine içmişler ama birden çobanın yüreği cız etmiş. Sürünün en gözde iki koçuna bakıp "Aman ben ne yaptım da sizi adak adadım. Şimdi ben sizi nasıl kurban edeyim" diyerek dövünmeye başlamış. Koçlarına kıyamayan çobanın aklına ilginç bir fikir gelmiş. Hemen koyunundan bir kara bir de ak bit çıkararak "Ne yapayım ben de bunları kurban ediyorum" diyerek bitleri iki tırnağın arasına alıp öldürmüş. Bu olayın ardından bir gök gürlemiş, bir gök gürlemiş ki yer gök titremiş. Sözünde duramayan çoban ve sürüsü orada taş kesilmiş arkadaşlar. Bu düzenbazlar hep Karadeniz'de yogudur. Aha işte Sivaslı size. Sivas'ın düzenbazı. Allah'la oyun mu olur, dalga mı geçilir? Kardeşim siz Dede Korkut okudunuz mu? Vallahi biz bilmezüz. Siz... Doğru bu. Sizin orada da... Şey diyor ya, Allah be Dumrul'a bire delik avat diyor ya. Öyle. Dumrul demiyor mu şeye? Ha evet pardon, o söylüyordu. O da Cebrail'in. O Azrail'i. O da Azrail'in. Küfürleşiyor bir şeyler. Azrail'i haber iletirken bu deli gavat ne söylüyor diye şey yapıyor. Sonra "bu deli gavatın sözü hoşuma gitti" diye tekrar konuşuyor. İki kere. Antalya'ya bakalım denizden. Arkadaşlar yok mu başka şehir söyleyecek olan? Deli Dumrul'u şey... Neydi bu abinin adı ya? Hayvan ve Şaman kitabının yazarı... Baldik. Şeye benzetiyor. Herkül'le benzeştiriyor. Bu arada. Herkül'le. Ya o şeye benziyor. Deli Dumrul hikayesi. Tragedya'nın adını unuttum. Bir tragedya vardı. Abi çok yakınlar onlar birbirlerine. Şeyde vardı. Mitolojik kitabında vardı. Dur. Şurada var. Bir saniye. Tanrıya isyan etme değil mi? Neydi abi? Tanrıya isyan etme gibi hani böyle. Yani restleşiyor insan. Tabii. Onlar restleşiyor zaten. Tanrı'yla restleşiyor. Neydi o, bir tane hikaye vardı. Benim de aklıma gelmedi. Ya şimdi bakıyorum. Kitabı da bulamadım arkadaş. Ben de kitabı bulacağım. Şimdi durun okuruz. Şey ya, çok bilinen bir hikaye ya. Hah şey. Alkestis. Evet. Alkestis hikayesi. Prenses kocası Admetos. Evet. Admetos ve Alkestis. Ben de bakacağım şimdi. Tam olarak ne demiştim.
Müzeyyen'le tanış çıktık diyor. Nexus, nerelerden tanış çıktınız? Seni ben görüyorum. Molla'nın chatinde gördüm geçen sene. Bir şeyler yazıyordun. Oralardan mı tanışıp hayır çıktınız? Hayır mı yazıyordu? Hayır, hayır. O zaman niye? Arkadaşlar şehir söyleyiniz. Başka yayıncıdan. Şehir, şehir, şehir alalım. O sırada da Antalya'ya bakalım. Kendi şehriniz olmasa da olur. Rastgele bir şehir de söyleyebilirsiniz lütfen. Burada... Ayıntap. Ayıntap. Ömer Bey gelmiyor Seda Hanım. Kaç gündür yok kendisi. Kaç gündür kendisi yok. Antalya. Okuyayım mı bu şeyi? Ha oku oku oku. Başka bir öyküde de ölümle burun buruna gelen bir adam teması vardır. Dumbul içiniyor. Hı hı. Ölüm meleğiyle dövüşür ama yenilir. Tanrı yine de ona yerine ölecek birini bulması için bir fırsat verir. Karısı onun yerine ölmeyi teklif eder ama Tanrı onların ikisini de sağ bırakmaya karar verir. Bu hikayeyle Yunanların Admetus miti arasında açıkça bir paralellik vardır. Orada da karısı kendisi yerine ölmeyi teklif eden bir adam vardır. Ve Herakles kişileşmiş ölümle güreşip kazanınca kurtulur. Ne diyor? Ancak bu hasta ve ölmekte olan bir insanın başka birinin onun yerine ölmesiyle kurtulması fikri Türklerde ve Moğollarda görülür diyor. Bitirmiş. Böyle. Ya bu ölümle... İki şeye bağlı. Herkes gerçekten ölüyordu. Senin dediğin hani benziyor işte. Tanrı'yla resleşiyor işte. O hikayeler benziyor. Senin dediğin gibi. Aynen. Bunu şeyle açıklıyor adam. Bu hikayeler illa Yunan'dan Türklere geçmesi gerekmiyor. Bu hikayeler zaten İç Asya'da anlatılıyordu. Çok eskiden beri anlatılıyordu. Yunan'la Türklerin anlattığı şeyler ortak motiflerdir. Evet. Ortak hikayelerdir. Evet, evet. Evet, aynen öyle. İrem sen ne diyordun? Bir şey oldu. Sesin bir gitti geldi. Ne diyordum? Deli Dumrul'un eşi hani işte bağışlanıyor ama yanlış hatırlamıyorsam herkes söylüyor gerçekten. Yani orada bir bağışlanma söz konusu olmuyor. Gerçekten ölüyor herkes. Evet, herkes de söylüyor. Deli Dumrul'da bağışlanma var. Evet. Tanrı bağışlıyor. Acıyor çünkü orada tam son anda. Ve şey yapıyor. Ne derler ona? Acıyor ve bırakıyor. Şimdi Antalya'dan birazcık Yunan efsaneleri. Yanartaş ve Bellerophontes efsanesi. Efsaneye göre Efira kralı Glaukus'un oğlu Hipones bir av partisinde kardeşi Belleros'u öldürür. Ve Belleros'u yiyen anlamına gelen Bellerophontes adını alır. Efira'dan sürülen Bellerophontes Argos kralına sığınır. Kendisine sığınan bu genci öldürmeyi kendine yakıştıramayan Argos kralı onu Likya kralına gönderir. Likya kralı acınacak haldeki bu genci öldürmek istemez ve onu Olimpos dağında yaşayan aslan başlı, keçi gövdeli, yılan kuyruklu ve ağızlarından alevler saçan canavar Kimera ile dövüşmeye gönderir. Bellerophontes Pegasus adlı kanatlı ata binerek Kimera ile dövüşmeye gider. Kimera saldırdığında Pegasus havalanır ve Bellerophontes yere inerken mızrağı ile canavarı yerin 7 kat dibine gönderir. Tanıdık geliyor. Fakat Kimera yerin 7 kat altından alevler saçmaya devam eder. Anadolu'da binlerce yıldan beri anlatıla gelen ve Homeros'un bize bu şekilde aktardığı efsaneye göre hala yanan alevler Kimera'nın yerin 7 kat dibinden fışkıran alevlerdir arkadaşlar. Nasıl? Halat bu şey değil mi? Yerin 7 kat altı Türklerde var. Yunanlarda öyle bir 7 kat mevzusunun olduğunu hatırlamıyorum. Bak burada da bir şeylik var. Yani karışım bu da. Evet evet bu da karışım. Anadolu'da da olabilir ama Likya diyor çünkü. Likyalarda da bir din var sonuçta. Onlar da şey değil, yerel dinler var orada. Onları işte sürekli diyoruz ya yerel dinleri bilmiyoruz, yerel dinleri bilmiyoruz diye. Onlardan kalıntı da olabilir. Duvilerim var. Evet. Romus Romulus kardeşler. Evet Nexus. Romus Romulus kardeşler. Roma'nın kuruluş miti zaten şeydir. Üç işlev ideolojisine uygun bir mittir. Roma'nın kuruluş efsanesinde de vardır bunlar. Doğru. Arkadaşlar şiir söylemiyor musunuz? Sivasi sen göbekten salla bir şiir. Ben
Madem ona bakalım. Chat'te kimse bir şey söylemiyor. Nereye bakalım? Hadi. Bayburt'a bakalım. Kars geldi. Olur mu? Denizden Kars geldi. Ona bakalım. Ondan sonra Bayburt'a bakalım. Tamam. Kars da eski Türk inancının yoğun yaşadığı yerlerden biridir. Bakalım neler çıkacak. İzmir söylenmedi. İzmir ama İzmir'de hep şey var ya. İşte Yunan efsaneleri var. Türk efsaneleri fazla yok. Böyle bu tarz efsaneler çıkıyor internetlerden. Ani kuyusunda kışlayan bulut ejderhası efsanesi. Ani yöresinde tahıl saklama kuyuları vardır. Bulut ejderhalarının komik yerleri olan bu kuyulardan birine bir adam düşer. Cezasını çekmek için yeryüzüne gönderilmiş bir ejderha ile karşılaşır. Ejderhanın gözleri alev alev yanmaktadır. Adam bir köşeye sığınır. Ejderha onu görür, ona bir şey yapmaz. Öğlen olunca ejderhaya gökten ak bir yumak biçiminde yiyecek iner. Ejderha bunun bir parçasını adama verir, gerisini yutar. Böylece sürüp gider. İyi beslenen adamın saçı sakalı uzamış, vücudu kıllanmıştır. Aradan 40 gün geçer. Artık sabrı kalmayan adam ne olacaksa olsun deyip haykırmaya başlar. Ejderha başını sallar, biraz daha sabretmesini işaret eder. Bir süre sonra gökten bir zincir sallanır. Ejderhanın cezası bitmiş, göğe dönme zamanı gelmiştir. Adama kuyruğuna tutunmasını işaret eder. Adam denileni yapar, kuyudan çıkınca kuyruğu bırakır ve kurtulur. Evine dönüp olanları anlattığında bir ermiş gibi karşılanır. Ejderhaların Ani'deki yumuşak kayalara oyulmuş kuyularda kışladıkları inancı yörede yaygındır. İlginçmiş ejderha falan. Ani'de. Ya bu şey değil mi? Arthur efsanesindeki şeyin evet. Adı neydi ejderha? Zincirliydi, duruyordu, sonradan işte özgür bırakılıyordu vesaire, özgür bırakılmak üzere kehanetler söylüyordu, ona çok benziyor. Evet evet, bayağı benziyor evet. Kars'ta bitti, Bayburt'a bakalım. Kars'tan okuduk. Bayburt da nereden aklına geldi Sivasi? Bayburt. Taş kardeşler. Ulan ne kadar çok taş kesilme motifi var bizim burada ya. Yine bir ejderha efsanesi arkadaşlar. Yine Bayburt'tan, bu sefer Bayburt'tan bir ejderha efsanesi. Doğu Anadolu'yu kuzeye bağlayan en önemli yol Erzurum-Trabzon transit yoldur. Kış aylarındaki kar fırtınaları ile tanınan Kop ve Zigana geçitleri gibi zorlu tepelerden geçen bu yol ayrıca tabii güzellikleriyle dikkat çekmektedir. Falan yolu anlatıyor. Bayburt'u Gümüşhane'ye bağlayan yolun 1.18 kilometre ilerisinde sağ tarafta bir dağın eteğinde kurulmuş Nişantaşı Osluk Köyü vardır. Köyün eteğinde kurulduğu dağın üzerinde yılan şeklinde ve kıvrıla kıvrıla köyün üzerine doğru gelen bir taş yığını vardır. İskelet de diyebileceğimiz şekil şaşılacak derecede bir yılana benzemektedir. Baş kısmı tam bir yılan başını anımsatmaktadır. Halk ejderha dediği büyük bir yılanın köye gelmekte olduğunu görür ve evlerini terk edip kaçmaya başlarlar. Yaşlı olduğu için fazla uzaklara gidemeyen bir kadın çaresizlik içinde yere çömelir. İhtiyar kadın bu arada ejderhanın gelip kendisini yemesini beklemeye başlar. Diğer taraftan da Allah'a dua eder. Şöylece yalvarır. Allah'ım ya beni taş kes ya onu. İhtiyar kadının duaları kabul olur ve ejderha gelebildiği son noktada taş kesilir. Burada da ejderha taş kesiliyor. Bütün köyün üstünde durmaktadır diyor hala. Hangi köyde? Böyle bir taş et. Şeyde de var. Tarsus'ta da var biliyor musun? Tarsus'ta Gülek Boğazı'nda da bir taş için böyle yılan diyorlar. Allah Allah. Bayburt ejderha taşı. Bakıyorum şimdi. Bir şey değil mi? Cidden yılana benzeyen bir taş kümesi var. İnternete yazınız arkadaşlar. Bayburt ejderha taşı. Uzaktan ciddi ciddi yılana benziyor. Hakikaten. Gördünüz mü? Evet çok benziyor. Harikaymış bu yalnız. Bu çok iyiymiş. Arkadaşlar internetten Bayburt ejderha taşı yazdığın zaman hemen karşınıza çıkıyor. Keşke burada verebilsem ekrana. Gösterebilsem. Ama inanılmaz iyi. Doğuya bakalım o zaman biraz. Şahmeran. Aa, Şahmeran'a geldik işte. Ejderhalar, yılanlar, Seda Hanım. Sübhanallah.
Ciddi ciddi çok iyiymiş. Var mı başka şehri olan yoksa kapatalım mı? Arkadaşlar. Yoksa kapatalım mı? Ne dersiniz? 1-2 saate yaklaşmışız. Hadi o zaman sohbet edek gidek. Sohbet mi edelim? Var mı yazan bir şey varsa bekleyelim. Şey sohbet dediğin şeyde mi? Twitter'da mı? Evet. Ha olur olur. Mükemmel. Vallahi çok güzelmiş. Seda Hanım ben de çok beğendim. Şu taş harikaymış. Bunu paylaşayım hatta ben Twitter'da. Bunun ben flow'unu yapayım Twitter'da şeyden. Ferhat ile Şirin. Ferhat ile Şirin zaten çok meşhur bir hikaye. Seda Hanım. Çarşambaya yazarsın o zaman. Ha doğru. Çarşambaya yazayım ben bunu. Flow yapayım çarşambaya. Mitoloji çarşambasına. Ben onun kodunu yapayım. Burada Twitch chatinde sürekli gitsin. Ben niye onu yapmıyorum? Millet takip etsin işte. Komple gezeriz. Seda Hanım. Şeker abi burada mısın hala? Buradayım. Bak Seda Hanım da burada chatte Amasyalı da. Gelirseniz gezeriz diyor o da. Artık beni götürürsen. Ben Amasya'dan gideceğim mi? Seda Hanım siz nereydiniz Amasya'nın? Amasya'da ben İlyas Köyü'ne gitmek istiyorum. İlyas Köyü. What? Furkan yemek söylemiştir. İlyas Köyü'ne ben hiç gitmedim. Sen Sivaslı mısın? Evet. Ben iki yıl kaldım Sivaslı. Suşehir'de. O tarafları bilmem ben ne yazık ki. Baba İlyas'ın köyüymüş işte. Evet. Kimse bir şey yazmıyor. Çok ilişkileri var işte ya, babalar falan. Benim biraz soğumam nereden kaynaklandı biliyor musunuz arkadaşlar? Ben çok küçüktüm. Dayım da benim Osmanlı tarihi hocası. Ondan böyle bir yere gittik, her yerde de türbe ya. Böyle işte kadınlar bir şey yapıyorlar, ağıt falan yakıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Dayımla da girdik. Dua falan ediyorlar. Ya, mezar 5 metre falan yani. Boyutu. Ben de dayı dedim ne kadar uzunmuş dedim hani. Adam dedim. Sorma dedi. Dayım da böyle. Kadına da sordu ya dedi bu kadın ne kadar uzunmuş dedi. Aman adam dedi işte. Orada kadınlardan bir tanesi. Ne sordu dayım. O kadın da dedi ya dedi rahmetlinin dedi bir de dedi bacakları dedi şey yapmışlar dürmüşler dedi öyle dedi. Öyle deyince biz de ben de güldüm yani. Yadırgadılar falan biz öyle kaçmıştık orada. Hani o yüzden pek gitmiyorum. Annemler evet. Falan çok bilir. Öyle dedeleri falan. Bilirler bile. Yapmayın. Evet. Biri, bir arkadaş... Şöyle ben bir şey okumuştum arkadaşlar. İsmail Hakkı Uzunçarşı'nın kitabında. Böyle bazı yerlerde askerler öldükleri zaman toplu bir zaman olmazsa toplu bir mezar kazarlarmış uzunca. İçine işte ölüleri atarlarmış. Başına ve sonuna tahta koyarlarmış. Orasının mezar olduğunu belli etmek için. Belki de onlardı. Hani, olabilir. Olabilir, olabilir. Ya, böyle, mezar. Evet, evet. Olabilir. Bu arada bir arkadaş Twitter'dan hesabı olmadığı için chat'e yazamıyormuş. Twitter'dan mesaj attı bana. Elazığ'a bakar mısınız dedi. Ve Elazığ arkadaşlar şeymiş böyle. Zibilyon tane var. Arkadaşa selam söylüyorum buradan. Lütfen hesap açıp takip etsin. Teşekkür ederim. Zibilyon tane efsane var. Al karısı diyor bak. Bacı kardeş. Beyzade efendi. Şimdi bakalım. Dipsiz göl. Al karısını bir okuyalım. Al karısı. İsmail Hoca bir bahar gecesi kırda tarla suluyormuş. Hava soğuk olduğu için üşümüş. Etrafına bakınca da ötelerde bir yerde yanan bir ateş kümesi görmüş. Isınmak için oraya doğru yürümüş. Yaklaştığında bir de ne görsün? Al karısı bir kadın ciğerini kebap edip çocuklarıyla birlikte yiyorlarmış. Bir yerde gizlenerek başlamış onları gözetlemeye. Bu arada al karısının çocuğu olduğuna dair bir anlatı ilk defa duydum. Sen duydun mu İrem hiç? Bu Lilith'e benziyor. Evet. Çok fazla şey Yahudi miti var burada. Evet. Lilith'in çocukları vardır. Ben al karısının çocuğu olduğunu hiç duymamıştım. Yok evet evet. Bir yerde gizlenerek başlamış onları gözetlemeye. Yemişler fakat çocukları doymamış olacak ki. Ciğerleri bittiği zaman anne daha yok mu demişler. Al karısı da onlara şimdi yatın demiş. Yarın sabah İsmail Hoca'nın gelini doğuracak.
Kaynanası da sarma saracak. Bir sahan da gelinine verecek. İşte gelinin yiyeceği üçüncü sarmaya bir kıl olup yapışacağım. Gelin beni yutacak ve içeriden ciğerini çekip çıkaracağım. Getiririm yersiniz diye onları uyutmuş. İsmail Hoca bütün konuşulanları duymuş tabii. Sahiden de İsmail Hoca'nın gelini o sabah doğuracakmış. Kalkmış oradan doğurunca eve gelmiş. Kimseye de bir kelime söylememiş. Sabah olduğunda gelin doğurmuş ve hakikaten karısı da öğle yemeği için sarma sarmaya başlamış. İsmail Hoca yine de bir şey dememiş. Sadece ayran tuluğuna su koyup ıslatmalarını tembih etmiş. Öğlen olmuş, sarma hazırlanmış, bakmış ki karısı bir tabakta gelini için ayırmış. O zaman demiş ki, hanım ben oğlumu evlendirirken ahdetmiştim ki gelinim ilk doğurduğu zaman onun yiyeceği üç lokmayı ben kendi elimle vereyim. Şimdi ver o sarmayı bana, sen de tuluğu al, gel benimle demiş. Gelinin odasına gitmişler. İsmail Hoca almış tuluğu da yanına ve başlamış sarmaları geline yedirmeye. Birinci sarmayı vermiş, ikinciyi vermiş, sıra üçüncüye gelince onu tuluğun ağzını açarak koymuş onun içine ve ağzını kendir ipiyle sıkıca bağlamış. Sonra ayran tulumu başlamış şişmeye. Şişmiş nihayet patlamış. Al karısı meydana çıkmış ve hemen İsmail Hoca onu yakalamış. Bir daha salmamış, evinde çalıştırmış. Tam 12 sene al karısı İsmail Hoca'nın evinde hizmet etmiş. Evin adamı gibiymiş artık. Ama bir aksiliği varmış. Ona filan işi çabuk yap deyince al karısı o işi çok ağır yaparmış. Eğer ağır yap dedi mi hem çabuk hem de çok güzel yaparmış. Fakat zamanla bir gün al karısı kendisini serbest bırakmalarını söylemiş. Tövbe ettiğini bildirmiş ve İsmail Hoca da tövbe etti diye bunu tutup salıvermiş. Serbest bırakılınca da hay vah hay tam 12 sene hizmet ettim de genç ölümün çaresi nedir diye sormadınız demiş. Yakalama çabaları sonuç vermemiş, kaçıp gitmiş. Ertesi gün köyün yakınlarında bir gölde kanlar içerisinde boğulmuş halde bulmuşlar. Oh, uzun bir hikayeymiş ve bunu Mişa'da mı demiştim? Sivasi, hatırlıyor musun? Bu al karısı meselesinde ikinci kadın meselesi var galiba. Burada çok belli. Ya bu şeyin aynısı bak. Şeytanla birlikte olmak isteyince Lilith, Adem'i reddedince Allah işte lanetliyor onları. Ve diyor ki doğan çocuklarınızın hepsini öldüreceğim. O da doğan çocukları yaşatmak için yeni doğan Adem ve Havva'nın çocuklarının ciğerlerini söküp kendi çocuklarına yediriyor. Evet. Birebir aynısı yani. Bu al karısından çok uzaklaşmış artık. Evet. Ama şey meselesi var. Mişa demişti ya, bu al karısı meselesinde galiba ikinci kadın. Erkeklerin ikinci kadınla evlenme meselesi yatıyor. Çünkü baksana. 12 sene hizmet etti diyor. Çabuk yap deyince ağır yapardı. Ağır yap deyince çabuk yapardı işleri diyor. Ondan sonra 12 sene sonra bıraktık diyor ve gölün içinde, kanlar içinde boğulmuş halde bulundu diyor. Yani ilginç. Adam öldürdü mü? Ne yaptı kadını? Buna yönelik şöyle bir evet öldürmüştür. Buna yönelik al karısı doğduğunda olan bazı inanışlarda şöyle bir şey var hatta. Eğer sen bu al karısını çengelle iğneyle yakalarsan onu yani ölene kadar hizmetkar olarak kullanabiliyorsun. Ama al karısı seni kandırıp o iğneyi bazen çıkarttırıyor kendisinden. O zaman da senden intikam alıyor. Senin ona hizmet ettiğin süre boyunca işte sen ona iş buyurdun diye senden intikam almak için öldürüyor seni. Anladım. Vallahi işi bir tuhaf yani. Annem albastı derler bir tuhaf. Ha, albastı da deniyor abi. Al karısı. Çok korkunç. Albastı da al karısı. Evet. İğneyi evet batırırsan da kontrol ediyorsun onu. Yeni doğan çocuklara, kadınlara falan böyle odasına demir getirirler. Biliyorsunuz. Evet. Evet. Demirden korkarlar. Demir olan yere gelmez. Şey yaparlar mesela. Hani bilmiyordur arkadaşlar belki. O kırmızı kurdele bağlarlar. Evet. Yeni evlenenler ya kafasına. Kırmızı kurde bağlanır. Kırmızı kurdeleye gelmez. Albastı. Status aslında bu. Hala o gelenek devam ediyor. Karabasan'la al bastı, al karısı zaten benzer şeyler birbirine. Benzer olaylar. Fakat ne derler ona? Al karısı daha eski bir anlatı diyebiliyorum ben Karabasan'dan. Daha fazla anlatılan, eskiden daha fazla anlatılan bir anlatı. Burada da bir baba var. Bu baba da Ankuzu Baba deniyor yine Elazığ'da. Yine her zaman malumunuz arkadaşlar bu babalar, dedeler. Genellikle düşman tarafından yaralanırlar ve tepeye çekilirler yavaş yavaş. Ondan sonra tepenin bir yerinde ölürler ve şey olur ne derler. Orada türbesi yapılır dedenin. Ve diyor ki
Ankuzu babası türbesine çıkarken kayalıklarda bulunan kırmızı renkteki kayaların Ankuzu babanın akan kanları olduğu söylenmektedir. Muhtemelen orada coğrafi olarak bir kayaçlar var, kırmızı kayalar var. Bu kayaların da Ankuzu babanın şeyi olduğu söyleniyormuş, kanı. Çünkü kan döküle döküle geri çekiliyor ya. Bizde de var bu. Seda Hanım, bunun olmadığı hiçbir yer yok. Hacı dede, bunun olmadığı hiçbir yer yok. Ya başını keserler, kafasını kelle koltukta çıkar tepeye. Ya yaralanır çıkar tepeye. Ya böyle göğsünde kılıçla çıkar tepeye. Ama hep tepeye çıkar ve düşman artık tamamen bittiğinde orada evliya da, dede de vefat eder. Şey, racon olur bu işin yani. Sivas, sizin orada da vardır belki. İrem Hanım'ın söylediği şey var ya, o iğne olayı. Aha. Orada şey de var mesela. Neydi? Kontrol ediyorsun onu. Hizmetçi yapıyorsun işte. Evet. Öyle derler. Çok hızlı çalışıyor. İyi de çalışıyor ama söylediğinin tersini yapıyor. Evet. Söylediğinin tersini yapıyor. Abi işte burada geçen evi bir... Evi süpürme diyeceksin mesela. Geçen... Şeyi biliyor musunuz? Bu Elazığ değildi de sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam Erzincan'da ben okumuştum bunu. Erzincan'la alakalı bir şeydi. Yine böyle bu hoca gibi bir ailenin evinde uzun süre hizmet ediyor. Başlangıcını çok net hatırlamıyorum. Ettikten sonra ama gerçekten tövbe ediyor av karısı. Gerçekten iyileşiyor. Ama diyor ki iğneyi benden çıkartın. Artık daha fazla kalmak istemiyorum. Deniz şey gidiyor göle. Diyor ki eğer ben göle atladığımda beni ya kabul ederler ya da su kırmızıya döner. Bilin ki kendi türünden olanlar beni öldürmüştür. Evet. Suya atlıyor. Suya atladığında göl kırmızıya dönüyor. Bunun anlamı da şu işte. Evet, al karısının ailesi onu artık insanların arasında yaşayıp onlara benzediği için kabul etmiyor ve öldürüyor. Evet. Böyle bir anlatı ben okumuştum. Anladım. Yani. Evet evet doğru. Yani yakalandığı için onu kabul etmiyorlar, öldürüyorlar. Burada ejderha hikayesi şeyde de varmış, Elazığ'da. Bir ejderha ve yanındaki iki yavrusu Harput'a doğru yürüyorlarmış. Halk panikler, Harput'u yutacaklar diye korkmaya başlarlar. Zamanın alimleri, Allah dostları Süt Kalesi'nin mescidine çıkmışlar. Hep birlikte namaz kılıp halkla birlikte dua, canavara beddua etmişler. Canavar olduğu yerde kalsın, Harput'u yutmasın, Allah tarafından dualar kabul olunur. Ve ejderha ve yavruları hemen oracıkta taş kesilirler. Harput'a sırtı ve başı havaya kalkmış devimsi kara bir taş vardır Harput'ta. Taş toprağa gömülmüş, sırtı, boynu ve ayağı açıkta kalmış. Yürüyüş halinde bir dev hayvan heykelini andıran, iki yanında da tıpkı kendine benzeyen, ikişer yavruyu andıran bu taş kütlesine halk tarafından ejderha taşı denilmiştir. Buna da bakacağım. Harput ejderha taşı, çok iyi. Ben bunları mitoloji çarşambasında ya bugün ya yarın şey yapacağım arkadaşlar. Float halinde yapacağım. Images. Bu aynı şey bu arada, evet. Gerçekten de ama bu şey Bayburt'takinden daha birazcık daha benzemiyor. Bayburt'taki daha benziyordu. Bayburt'taki daha benziyordu arkadaşlar. Bu türbelerin baş kısmındaki şapka mı nedir? Onları babaannem küçükken kafama takardı. Tespihlerini boynuma geçirdi 3 kez. Kavuk mu takıyordu kafana Seda Hanım? Harikaymış. Korkunç yaratıkları beddua ile kahru perişan eylemek. Bizde böyle. Bu arada bu ejderhaya benzeyen efsane bu taş Harput'taymış. Bu ne kadar belirsiz. Harput'ta mı? Yahudilere gülüyoruz Musa ile savaşa gitmedi diye. Vallahi bayağı ilginçmiş bu taş ve ejderhayı. İlk defa ben şu an yayında öğrendim bu hikayeleri arkadaşlar. Sende var mıydı Sivasi bunların bilgisi? Ejderha mı? He. Ejderha zaten Anadolu'da çok anlatılan bir motif. Yok bu taş. Ejderha taşı. Sivas'ta da var herhalde ya öyle bir tane. Bakalım. Böyle sırtını mı benzetiyorlar bir şey? Keskin taşları. Çünkü şeyden dolayı. Var ya da neydi? Evet evet. Bunu da gördüm. Bu ciddi çok iyiymiş ama. Arkadaşlar Sivas Ejderha Kayalıkları yazınız. Sivas Ejderha Kayalıkları yazınız internette. Müthiş. Şeyle
alakalı neydi herifin adı? Unuttum. Aziz var ya ya. Aha. Aziz var ya. Evet evet. Tane. Ejderha. Onunla alakalı. Onun kültü devam ediyor. Evet. Şey. Ayayor gibi. Evet evet o. Ayayor günün ejderha öldürmesi meselesi bayağı yaygın oldu. Evet. Ankuzu'da baba, Ankuzu baba da Harput'ta ejderha taşıdı. Evet, Harput'taymış taşlar. Ankuzu baba da. Arkadaşlar. Kale yani. Evet evet, kalede. Kalesi. Arkadaşlar. Süt kalenin burcundayım diyor. Bak ya, Harput unutulmaz. Bir daha söylesene. Serkan Ordin'in. Süt kalenin burcundayım. Bak ya, Harput unutulmaz diyor. Şey, güzelmiş. Serkan Ordin'in. Süt kaleden de daha demin işte ejderhayı kovalamak için süt kaleden bir şey yapmışlar. Dua etmişler, beddua etmişler. Bir tanesi geçen sene şey yapmıştı. Hangisi? Hazreti Ali'nin anlatıları var ya, ejderhayı öldürdüğü işte dua ettiği vesaire evet. Falan. O defetme meselesi ona benzettim. Evet. Sen... Çünkü Hazreti Ali de büyük bir kültüre sahip Anadolu'da yani. Evet, tabii canım. Mesela Levisi çok popüler yani, aşırı derece. Her kültür bir şey. Vallahi. Sen bir şey sandım. Diyordun Sivasi. Ben ne diyecektim ki? Ha şey, bir ara Sivas'ta şey medreseler falan var tamam mı meydanlar? Onların üstüne ejderha koyup falan paylaşıyorlar Sivas'a gidiyorlar. Bunlar... Görünce mi? Görürsem atarım seni. Çok güzel duruyor. Olur. Gibi oluyor yani. Olur. Ne yapalım? Kapatalım mı yavaş yavaş? Sen bilirsin. Arkadaşlar zaten 2 saati doldurmuşuz. Bence güzel de böyle. Bayağı da efsane. Dinledik bence. Dinledik mi? Bayağı da dinledik. Yavaş yavaş kapatalım. 2 saati de doldurmuşuz. Dinledik. Bir dahaki yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Ne zaman yaparız? Yarın yapmayız. Hafta içi birazcık dinlenirim. Ondan sonra salı çarşamba gününe yayın vardır diyeyim. Salı ya da çarşamba günü yayın vardır arkadaşlar. Salıya ya da çarşambaya kadar kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederiz. Benim için de keyifli bir yayındı Status. Seda Hanım ben teşekkür ederim. İyi geceler herkese. Şeker abi. Teşekkür ederim sana da. Sivasi. Sivasi ben sesli sohbete birazcık geç kalabilirim. Yemek yiyeceğim. Yemek yemedim. Yemek yiyip geleceğiz. Ben de bir kahve yapıp geliyorum. Deniz çok teşekkür ederiz. Sen de iki şehirle katkı yaptın. Çok teşekkür ederiz. İyi geceler arkadaşlar. Salı ya da çarşambaya kadar kendinize iyi bakınız. Kadir sana da teşekkür ederim. Yanımda oturdun o kadar. Estağfurullah.